Evet, değerli Artı Seyir izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bugün az sonra AK Parti Siirt'ine ilgili yayınımıza bağlanacak. Siirt'imizin önemli sorunlarını kendisine aktaracağız. Onun da çalışmalarını bize aktarmaya çalışacak kendisi. Az sonra davet edeceğiz. Öncesinde size önemli bir açıklamada bulunacağım. Çünkü bazı sosyal medya hesaplarında hakkımıza yalan haberler çıktı. İşte Siirt'te sokağa çıkma yasağı 4 gün daha uzatıldı diye. Bunun gerçekle alakası yoktur. Bizimle de alakası yoktur. Biz böyle bir haber yayınlamadık. Bunu bilmenizi istiyoruz. Evet, az sonra Osman hocamız, Osman Eren canlıyla bağlanacak. Kendisine az sonra davet göndereceğiz. Ekip arkadaşlarım biraz sonra sayın vekilimizi canlıyla alacak. Evet, ben size konu başlıklarını yavaştan aktarayım. İşsizliği konuşacağız. AK Parti Siirt'ten etkili milletvekili Osman Ören'ün Ekrem Olgaç'la Ankara'daki temaslarını konuşacağız. Son günlerde gündemde olan kentsel dönüşüm hakkında detayları konuşacağız. Koronavirüse karşı verilen mücadeleyi konuşacağız. İlimizdeki eski valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, PDT binası yıkılacak mı, yerine neler yapılacak, bunları konuşacağız. Uçak seferlerini konuşacağız, sürekli iptal edilen. Yeni havalimanı için çalışmalar var mı? Onu konuşacağız. Jandarma lojmanları, eski sebze hali, Siirt Tarım ve Ağaç Müzesi projeleri hakkında bilgiler alacağız. Bu tür konularımız var. Zamanla sizlerden de gelen mesajları Osman Eren'e aktarmaya çalışacağız. 2 dakika sonra Osman Hoca, Osman Eren canlı yayına gelecek. Seni de bekliyoruz. Evet, davet gönderelim artık kendisine. Arkadaşlar şimdi daveti gönderiyor. Mesajlarınızı bize Artı Siirt hesaplarından atabilirsiniz. Instagram yoluyla, WhatsApp yoluyla. Numaralarımız sabit. WhatsApp numaralarımız var. Siteden gelen mesajları da Osman Ören'e aktarmaya çalışacağız. Dilimiz vardığınca. Evet, yalan haberi tekrar yalanlamamı istiyor arkadaşlar. Hakkımızda Siirt'te sokağa çıkma yasağı 4 gün uzatıldı diye yalan haber yayıldı. Ajansımızın logosu kullanarak. Bu kesinlikle gerçek dışıdır. Siirt'te sokağa çıkma yasağı uzatıldı diye bir haber söz konusu değildir. Hocamızı bekliyoruz, Osman Eren'i bekliyoruz canlı yayına. Davette bulunduk. Davette bulunduk mu arkadaşlar? Kendisi birazdan canlı yayınımıza bağlanacak. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Evet. Tamam. Oldu mu? Emekli hoş geldiniz canım yanımda. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Hocam sesinizi alabiliyoruz. Sıkıntı yok. Senin sesin biraz... Sesinde bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Tamam. Tamam hocam, evet. Hocam hoş geldiniz tekrardan yanımıza. Aleyküm, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Hocam Artı Siirt'e tekrardan hoş geldiniz. Önemli sorularımız var size. Yani isterseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Ramazan Bayramı'nın bir kutlayalım değil mi müsaadenle? Tabii ki. Tüm insanlık için feraha açılan bir kapı olmasını niyaz ediyorum. Bu bayramı sevdiklerimizden ayrı geçirdik. Özellikle ben ilk kez bayramı Siirt dışına geçiriyorum. Anne babam olmadan, Siirt olmadan geçiriyorum. Yani bunu ayrı geçirsek de yine gönül bileklerimiz var. Ayrılık yok bu gönül bileklerinde. Bu vesileyle İslam aleminin ve milletimizin, genelde ümmetin
özellikle Sirt halkımızın, vatandaşlarımızın bayramını mübarek olsun, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizler de yayın öncesinde vatandaşlarımızın bayramını kutladık. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun diyoruz hocam. Sayın Vekilim, başlayalım isterseniz sorulara. Evet hadi. Hazırız hadi. Sayın Vekilim, Siirt'in kalem yarası işsizlik. Yani bu konuda çalışmalar nelerdir? Ali, maalesef bölgenin genelinde öyle bir sıkıntı var. Siirt, Mardin, Şırnak, Batman bu dört il Türkiye'de en çok işsizlik oranının yüksek olduğu yer. Türkiye'de işsizlik oranı %15-17 arasında gidip geliyor. Ama bu dört ilimize maalesef %35'leri, %40'ları bulan bir işsizlik sorunu var. Sıkıntımız bu bölgede has safhada. Yani doğrudur, Siirt 30-35 yıldır terör bölgesinden kurtulamadı. Huzur olmayan yerde yatırımcı olmaz şey var, düşüncesi var. Biz bunları son 4-5 yılda aşmaya çalışıyoruz. Yani yapacağımız şeyler kısıtlı olsa bile elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Burada sermayemiz öncelikle bu terör yüzünden, huzur olmadığından dolayı Batı'ya göç etti. Yani Batı'ya dikkat ederseniz oradaki sermayenin %30'u, %40'ı hep bizim bölgeden giden insanların sermayesidir. İşte alternatifler üretmek lazım. Bizim işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulabilmemiz için uzun vadede çalışmamız lazım. Ama bu vadede de işte Sayın İl Başkanımız Ekrem Olgaç'la hemen kolları sıvadık. Özellikle tekstil kent yapım aşamasına geliyoruz inşallah. Kapalı bir alan yapacağız. Sayın Valimizin desteği var. İşte hem belediye başkanı olması hesabıyla da çok büyük avantaj yakaladık. Bir kapalı 10 bin dönümlük bir kapalı alan, 25 bin dönümlük bir kapalı alan içerisinde. Hatırlıyorsanız Sayın Bakanımız geldiği zaman da Mustafa Bey, ona iletmiştim kendisine. O da destek vereceğini ima etmişti, ifade etmişti. Projemiz hazırlanıyor. Bir ilk etapta 10 bin, 15 bin etap kapatabilirsek tekstil kent yolunda önemli bir mesafe katmış olacağız. Orada yaklaşık bir 10-15 bin insan çalışacak, ekmek kazanacak. Bunlarla birlikte yine yapılacak olan çalışmalar var. Biz durmadan iş adamlarımızı oraya yönlendiriyoruz. Daha önceki sıkıntımız orada terörün oluşu, huzurun olmamasından dolayı. Siz de takdir edersiniz ki sermaye korkaktır, ürkektir. Yani bir insan 10 lira kazanacağı yerde terör varsa Batı'da 3 lirayı kazanmayı tercih eder, oraya gider. Ama işte bu son zamanlarda terörle yapılan mücadeledeki başarılılar inşallah tekrar bölgemizin ilerideki safhalarda daha güzel, daha huzurlu bir şehir olacağını gösteriyor. Bu şeylerle beraber inşallah her alanda atılım başlayacak. Biz de önünü açıyoruz inşallah. Yani hocam yanlış duymadıysam 10-15 bin kişiye ilk etapta istihdam sağlanacak. İnşallah 15 bin dönüm, 20 bin dönüm kapatacağız, tekstil kenti hazırlayacağız. Firmalara hazır bir şekilde altyapısını bitirerek kapalı alan. Yani diyelim ki 15 bin dönümlük araziyi kapattığınız zaman orada en az işte 2-3 dönümden en az 10 tane şirket gelir. Tekstilciler gelir. Görüşmelerimiz de var. Çoğu da kabul ediyor. Çoğu da zaten bizim bölgenin insanı. Yabancılar da var. Yani onlar eğer gelirse her biri 400-500 bin kişi çalıştırırsa ileriki safhada inşallah Siirt çok önemli bir tekstil kenti olmaya aday. İş gücümüz de fazla. Ama bunun yanında tabii Ali, bizim en büyük avantajımız Siirt'in bir tarım kenti ve hayvancılık kenti oluşu. Bunlarla ilgili bizim projelerimiz var. O projeleri hayata geçirebilirsek inanıyorum ki işsizlik şeyi sıfırlaştıramasak bile Batı'daki gibi %10'lara, %8'lere, ondan sonra %6'lara kadar indirebilecek bir seviyeye geliriz. Ama tamamıyla bunun bitmesi mümkün değil. Çünkü biliyorsun yani insanımızın çoğu ne kadar çalışmayı isterse de ekmek peşine koşsa da bazıları da yani iş beğendiremiyorsun. İş kollarımız fazla. Yani iş kollarımız fazla. Ama maalesef özellikle rahat işleri seçiyorlar. Emek isteyen yani mesai sarf etmeye gereken işlerde maalesef vatandaşlarımızın bir, yani çoğu demeyelim de çoğu olmasa bile bazıları çok rahat işlerde çalışmak istiyor. Bu da vasıfsız eleman olmayı gerektiriyor. Vasıflı eleman olduğu zaman biz inanıyorum ki vasıflı elemanların çoğu iş buluyor. İş bulma konusunda biz yardımcı oluyoruz. Ve inşallah böyle vasıflı eleman olarak Siirt'teki mesleki çalışmalara devam ederler. İş kurda açılan mesleki çalışmalarımız var. Yani orada katıldıkları zaman muhakkak bir yerde iş bulurlar. Evet. Yani bakanlığın teşvikleri olacak mı Sayın Hocam? Bu konuda üreticilere, çiftçilere yönelik bir bakanlık, teşvik olacak mı? Tabii bakanlığımızın bu konuda bize çok desteği olacak.
projelerimize en azından destek onlara vereceğiz. Zaten biz daha önce bunu 2012'de, 2013'te projelendirdik. Hayata da geçirdik. Hatta 6 trilyon para da geldi şeye, bu tekstil kent yapılması amacıyla. Fakat orada yanlış bir ihmalkarlık oldu, yanlış bir anlaşma oldu. Özel idarenin vermesi gereken %10'luk teminat 600 bin lira. O ödenmediği için maalesef bir iki defa istendi, verilmedi. 600 bin lira için 6 trilyon para bakanlığa iade edildi. Yoksa bizim projede 2014'te o proje gerçekleşmiş olacaktı. Belki şu anda onun üzerine 2-3 kat daha, belki 20-30 dönüm yapmıştık o. Fakat maalesef kimse takip etmedi. Özellikle bizim istirhamımız işsiz kalan gençlerimizden İŞKUR'un açmış olduğu mesleki eğitim kurslarına katılsınlar. Bakın şu anda İŞKUR'a mesleki eğitime gidip devam edenlerin, bu yıl için söylüyorum, daha 6 aylık bir süre için 916 kişi işe yerleşti. Fakat vasıflı olması lazım. 916 kişi işe yerleşti. Yani iş başı eğitim programına katılan 246 katılımcı var şu anda. Bunun sayısının binlerle olması lazım. Çünkü vasıflı olması avantajdır onun için. Mesleki eğitim kursuna katılımcı sayısı yine %12'dir. Yani %12 bile çok az bir rakam Siirt için. Yani bu illerde bu tip kurslara çok rağbet var ve bu kurslara katılan çoğu vasıflı eleman olduktan sonra iş bulmamak konusunda sıkıntı yaşamıyorlar yani. Evet hocam. Sayın Bekir, yani, herkesin merak ettiği... Ali şunu da söyleyeyim mesela. Yine evet, sizlerimiz var ama bu işsizlik konusunda da biz yani yardım alanlar var. Yani elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığımız var. Yani mesela işsizlik ödeneğe başvuruda 3.165 kişi oldu bu 6 ay zarfında. Özellikle bu koronada 3.165 kişiye işsizlik ödeneği ödendi. Hak eden 943 kişi onlara ödendi. Yani toplam 9 trilyona yakın, 9 milyona yakın bir ödeme yapıldı. Hı hı. Ama gönül isterdi ki tarımsal ve hayvancılık alanında bu gençlerimizi yönlendirelim. Mesela bizim Tarım İl Müdürlüğümüzün Ergün Bey'in yapmış olduğu çok güzel projeler var. Bizim desteklediğimiz, Ankara ayını takip ettiğimiz, yani genç çiftçiler projesi var. Yani o genç çiftçiler projesine eğer başvururlarsa, inan Allah'tan işsizlik oranı çok çok az bir şeye inecek. Ama maalesef o projeler pek fazla rağbet görmüyor. Son 3 yılda 240'ı kadın olmak üzere, Ali, son 3 yılda 240'ı kadın olmak üzere toplamda 563 genç çiftçimize tamamı hibe olmak şartıyla, tamamı hibe olmak şartıyla 16 milyon 506 TL para ödedik. Yani bunlar iş alanı açıyorlar. Devletimiz, il müdürlüğümüz de bunlara yardımcı oluyor. Hibe veriyor, hibe. Yani karşılıksız, hiçbir şey almadan. Bunlar 563 tane çiftçimiz şu anda o parayla kendi işlerini kurdu. Kendilerinde hatta eleman da çalışmaya başladılar. Yani bu projeler içerisinde, bu genç çiftçi projesinde işte 1500'e yakın küçük baş hayvan verildi. İşte küçük baş, pardon, büyük baş hayvan verildi. 5000'e yakın küçük baş arı kovanı verildi bal üretimi için. Yani bunların hepsinin dağıtımını yaptık. Yeter ki insana biraz gayret, biraz daha böyle çaba. Yani kapıları zorlasınlar, bize gelsinler, iş kuraya gitsinler, tarım il müdürlüğümüze gitsinler. Yani muhakkak bunlara vasıflı bir iş olarak bir şey yapabilirsek, etebilirsek, işsizlik oranı %35'lerden %10'a indiririz. O da biz de rahatlarız, herkes de rahatlar. Hocam, üreticilerimiz pazar bulmakta zorlanıyor mu acaba? Neden üretim yapılmıyor sizce? Yani bu kadar teşvik varken, bu kadar imkan varken neden üretim yapılmıyor sizce? Siirt'te evet, üretim Allah'a şükür çok çok iyi Ali. Şu anda Türkiye'de fıstıkçılık alanda Türkiye'de ilk 3'teyiz. Bal üretiminde ilk 10'dayız. Küçük baş hayvan sırasında ilk 5'teyiz. Yani Türkiye'de Allah'a şükür Siirt tarım hayvancılık alanda yeterli olmasa bile, yani bizim istediğimiz şekilde olmasa bile çok büyük bir mesafe kat etti. Özellikle bu son 2-3 yılda proje yaptığımız projelerle çok büyük mesafe kat etti. Ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Projelerimizi açıyoruz, destek veriyoruz, destekleme primleri veriyoruz. Yani az bir şey değil tarım hayvancılık alanında. Yani yeter ki insanlarımız bir amaç uğruna, bir hedefe bir kilitlensin. Hedefe kilitlendikten sonra zaten açılamayacak kapı ona yok yani. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki gelsinler, iş tarımında bulunsunlar. Peki hocam, kentsel dönüşüm projesi herkesin merak ettiği bir konu. Yani bunun hakkında bilgi verir misiniz? Hangi mahalleleri kapsayacak, ne zaman başlayacak? Bir detaylı bilgi verebilir misiniz? Ali, şu anda siz de takip ettiğiniz üzere bir iş projemizi, bu yarım saat önce de bir projemizi daha açıkladık. Bunlar kentsel dönüşümün öncüleri, ayak sesleri. Evet. Şu anda biz geçen bir 15-20 gün önce Sayın Çevre Bakanımız Murat Bey'le yaptığımız, il başkanımız, valimiz, teşkilatımızla yaptığımız görüşmelerde, il belediye başkanlarımız,
Çok güzel projeler sunduk ve çok güzel kabuller gördük. Yani proje sunduğunuz zaman kabul edilmemesi çok zor. Yani biz projelerle hazırlanıyoruz. Projelerle artık bakanların karşısına çıkıyoruz. Bakanlıklara gidiyoruz. Ve yaptığımız projelerin %80'i, %90'ı da kabul görüyor. Çünkü biz onları iyi anlatıyoruz. Altyapısını iyi hazırlıyoruz. Bu konuda bize destek veren il müdürlerimize ve özellikle başta Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Ama bize bu gücü de veren il başkanımız Ekrem Bey. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten benim Ankara ayağımda çok rahat olmamı sağladı. Siirt'teki tüm o sıkıntılarımızı, dertlerimizi, bize gelen talepleri kendisi üstlenmeye başladı. Bu yüzden Ankara ayağında ben çok rahat olunca hep projelere odaklandık. Ve muhteşem bir projeler yapmaya başladık. Şu anda bizim bu bir ay, iki ay içerisinde yaklaşık 15 net projemiz var. Yani projesi hazır, parası hazır, her şey hazır. Bir iki ay içinde başlayacağımız ve 2020'nin sonlarında ve 2021'in ortasına doğru bitireceğimiz projeler. Bunlardan işte senin bahsettiğin kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle ilgili sağ olsun Sayın Bakanımız hemen talimatı verdi. 6 mahalle biz şu anda yapacağız. Bu 6 mahalle içerisinde öncelik Ulu Cami, tarihi Ulu Cami'nin etrafı ve en kötü durumda olan biz çünkü Ekrem Bey'le mahalleleri dolaştık hepsini. En kötü durumda olan tabii hepsi kötü. Ama şu anda bizim için elzem olan bir de bizim sitlerin biliyorsun yani bölge halkı bir şey görmezse yapmıyor, inanmıyor. Gözüyle görebilecekleri böyle rahat bir şekilde Ulu Cami'nin etrafı ve hemen yanındaki alt tarafındaki Ülkü Mahallesi. İlk etapta bunları projelendiriyoruz, başladılar. Plancılar çalışmaya başladı. Çevre İl Müdürümüz sağ olsun Raci Bey bu konuda çok hemen sahada durmadan çalışıyor. Bu bir ay içinde bayramdan sonra inşallah projeler başlayacak, ofisler açılacak. Ulu Cami'nin Karakol Mahallesi orası oluyor. Karakol Mahallesi'nden başlamak üzere Ülkü Mahallesi ve ondan sonra etap etap 2022'nin sonuna kadar inşallah bu kentsel dönüşümü 6 mahallede bitireceğiz. Bu mahalleler yaklaşık 2100-2200 konuttan oluşuyor. Yani fazla da değil. Yani 6 mahallenin toplamı 2100-2200 arası. Zaten çoğu da terk edilmiş, çoğu da yıkık bir şekilde öyle duruyor. Bunlar 10.000 ve 15.000 nüfus arasını barındırıyorlar. Yani bunları esasında taşımak o kadar zor değil. Biz dün Sayın Valimizle, İl Başkanımızla, TOKİ Başkanı'yla görüştük evvelki gün, daha bayrama girmeden. Ona rica ettik. Dedik ki biz bu bir şey olsun diye, bu insanlar taşıyacağımız yer olsun diye TOKİ'den geçen işte iki gün önce bir kura çekildi biliyorsun merkezde. 100 konutluk bir kura. Biz onu 500'e çıkartmaya çalışıyoruz. Talebimizi yazdık. Hemen aynı gün talebimizi yazdık. Arazimiz de var. Sıkıntımız yok. 400-500 konut yaptıktan sonra bunları oraya taşıdıktan sonra hemen yıkıma başlayacağız. Ve Ulu Cami'nin etrafı peyzaj olacak. Meydan olacak. Yani orada konut fazla yapılmayacak. O tarihi güzelliği, dini merkezi böyle bir insana gelip görsünler. Müthiş bir merkez. Oraya öyle şekilde baktıktan sonra Ülkü Mahallesi'ni yıkıp orada güzel yatay konutlar. Bahçesiyle, parkıyla, doğalgazıyla, altyapısıyla, işte yine daha önce bildiğimiz manavcısıyla, bakkalıyla böyle küçük böyle insanın yaşayabileceği muazzam yerler yapacağız inşallah. Onların çalışması yapılıyor. Bir iki ay içinde inşallah başlanacak inşallah. Zaten başlandı. Planlama çalışmaları, ölçümler, her şey başlandı inşallah. 2020'de bu mahallede merak edenler var. Bu mahallede merak edenler var. Çünkü bize çok soru soruyor. Hocam şu mahalle var mı, şu mahalle var mı? Evet. Bizim ilk etapta 6 mahallemiz var. Az önce söyledim. Sakarya Mahallesi var içinde. Tınaztepe Mahallesi var. Ülkü Mahallesi var. Karakol Mahallesi var, İrönü Mahallesi var, Babat Mahallesi var. Bunlar 2022'ye kadar bittikten sonra inşallah diğer mahallere de böyle kademeli bir şekilde geçeceğiz. Evet. Ama tabii bizim burada reisimizden, Sayın Valimizden bir talebimiz olacak. Özellikle yeni yerleşim alanı dediğimiz Bahçeli Evler, yeni mahalle. Orada da bir esen kentsel dönüşme ihtiyaç var. Onun da işte bizim yaptığımız projelerimiz var. Onu ben biraz sonra müsaade edersen söyleyeceğim. Orada da ciddi bir çalışmamız var. Biz bina yıkmaya pek hevesliyiz ama maalesef bazı binanın hemen yıkılması lazım. Biz bunu yapıyoruz. Ve yıkmadığınız zaman da artık kimse, çünkü diyorlar ya kervan yolda düzülür. Yıkıp hemen arkasında bizim işi yapmamız lazım. İşte o konuda biz Allah'a şükür hemen yıkıyoruz. Ulu Cami'nin etrafını yıktığımız gibi, Ziraat Bankası'nı yıktığımız gibi. Şimdi sıradakileri de sayayım mı bilmiyorum. Vaktiniz varsa sayayım ne yapacağımızı. Tamam. Şimdi Ali'cim, biliyorsun eski devlet hastanesini hemen yıktık. Yıkmamızın sebebi de orası işte hemen
tineciren yuvası olmasın. Veyahut da o da farklı amaçlar için kullanılmasın. Zaten ilk boşalttıktan sonra oradan tüm cam ve çerçeveleri, kalifer, petek hepsi kabloları şey yapıldı. Hemen çalındı. Biz onun için hemen yıktık orayı. Çünkü yıkmazsanız orada mevcut bir bina olduğu müddetçe kimse oraya bir şey yapmaz. Evet. Orayı yıktık ve biz orayı biliyorsunuz hastane karşılığında yeni de hastane TOKİ'ye oraya TOKİ'ye verdik. TOKİ'den tekrar sağ olsun biz belediye almaya çalıştık. Olmadı. Şimdi TOKİ'nin elinde. Biz burayı şimdi özel idareye devredeceğiz. Ve yaklaşık 5-6 trilyonluk bir bütçeyle orayı inşallah millet bahçesi haline getiriyoruz. Sayın Bakanımız o talimatı verdi. Şimdi Sayın Valimizin talimatıyla özel idare müdürümüz çalışıyorlar. Çok güzel bir proje olacak. Yani parkıyla, mesire alanıyla, işte oturma yerleriyle, şelalesiyle. Yani her alanıyla örnek bir yer olacak inşallah millet bahçesi. Onun dışında işte benim yıktığım millet Ziraat Bankası ve yanında parayla aldığımız sağ olsun o hayırseverler de katkıda bulundu. Bir bina vardı. Onları yıktık. Onun yerine de işte otoparkıyla, kütüphanesiyle, konferans salonuyla, camisi ve çevre düzenlemesiyle çok güzel bir bina yapacağız. Artı bununla yetinmedik. İl Emniyet Müdürlüğü'ne göz koyduk şimdi. Yazılar yazıldı. Sağ olsun Milli Emniyet Genel Müdürümüz bu konuda bize destek verdi. En yakın zamanda onunla ilgili de yazı gelecek. Orada yıkacağız. Fakat ilk etapta bilmiyorum artık Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız hemen çalışmaya başlar mı? Yoksa etap etap mı yapacağız? Ama ben ilk şeyde orayı otopark yapmak. Çünkü Emniyet Müdürlüğü binasını biliyorsunuz. Evet. Arkasında da en az onun kadar boşluk var. Valinin arkasında. Biz oralara böyle açık park, açık otopark. İşte o meydana gelenler, etkinlik olduğu zaman arabanı park edecek, camiye gelenler park edecek. Çevre esnaflar faydalanacak. Yani orası Siirt'in göbeği, Siirt'in merkezi alanı. Orayı bir açık park haline getirmek istiyoruz. Her zaman orayı yeşillendiririz, yarısını yeşillendiririz, altına otopark yaparız. O proje, o ödenekle ilgili Sayın Valimiz bu konuda inşallah o da elinden geleni yapacak zaten. Eski Veteriner İl Müdürlüğü binası var. Üçgen Park'ın karşısında. Yani Veteriner İl Müdürlüğü bilmeyenler var eski İl Müdürlüğü. Üçgen Park'ın hemen karşısında Orman Müdürlüğü'nün arkası tarafı. Oraya da güzel bir proje yaptık. Onu da zaten vatandaşlarımızın, ilimizin görseline sunduk. Orada da güzel tarım ve ağaç müzesi yapılacak. Burada da katkısı olan başta Tarım İl Müdürümüz Ergün Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ödenek bulmak konusunda da biz Ankara'da her türlü yardımı sağladık. Ama esas başarı Ergün Bey'in ve ekibinindir. Orası çok güzel, muazzam bir yer olacak. İçinde Siirt eski caz evi olacak. Ve o caz evini bizim kurduğumuz, o kuruluşuna katkıda bulunan sanatçılarımıza, Siirtli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Orada da işte Siirt Mardin geceleri gibi, Urfa geceleri gibi Siirt caz evinde hem yerlilere hem yabancı turistlere böyle güzel bir şekilde haftanın belli günlerinde Siirt'le de özellikle Siirt'lerin böyle sıra gecesi gibi turizmi ayakta tutacak, turizmi gece gelecek olan bir yerde. Turizmle ilgili çok sorumlu olacak bırakmak size yalnız onu da baştan söyleyelim. Efendim Ali? Turizmle ilgili çok sorularımız olur çünkü gerçekten evet, o konuda sıkıntı yok. Ben hazırım. Şimdi dördüncü projemiz Ulu Cami'nin etrafını zaten hemen açtık orayı. Oraya peyzaj mimarisi projesi Vakfar Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yani kentsel dönüşümü beklemedik. Biz hemen orada 7-8 taşınmazı parasını verdik. Sağ olsun oradaki hak sahipleri de bize anlayışla karşıladılar. Gerçekten ona da teşekkür ediyorum. Evet. Hocam ilimizin konusunda... Ulu Cami söz konusu olunca oradaki... Evet. Ali duyuyor musun? Buyurun buyurun. Buyurun hocam, duyuyorum, buyurun. Ha, o peyzaj mimarisini yapıyoruz. Kentsel dönüşüm beklemiyordum. Ondan sonra eski adliye binasını yıkacağız inşallah. Şu andaki PTT'nin içinde olduğu bina. Orada yıkıp, orayı da evet. Meydana katacağız. 15 Temmuz'a bir şey olacak yani, genç bir alan olacak. Şimdi iki gün önce de KYK yurdu. Eski KYK yurdu. Devlet Hastanesi'nin bitişindeki bina. Evet. Biliyorsun, orası çok sıkıntı oldu. İşte buraya bina yapılacak, şey yapılacak, hastane yapılacak. Biz orada hastane yapmadık. Şehir boğulmasın. Şehir içindeki trafik ve oradaki hakikaten hastane oraya gitmez. Çünkü orası hem 18 dönüm küçük bir yer. Onun için oraya hastane yapmadık. Alternatif olarak onu da biraz sonra söyleyeceğim. Orada bu bir hafta 10 gün içinde yıkıyoruz. Orada yıktıktan sonra bugün Sağlık İl Müdürümüzle görüştük. Sayın Valimize de görüşünü alacağız. Orada bir şu anda bir park, otopark haline getireceğiz. Oradaki esnaflar için, evler için hastane faydalanacak. Oradaki camiler, iş yerleri herkes faydalanacak. Yani otopark sorunu biz hallediyoruz. Ali. Zaten kentsel dönüşümde en çok dikkat edilmesi gereken
durumlardan biri de hocam binalarda otoparkın olmaması. Siirt'te yani neredeyse yok. Maalesef onlar olmasına rağmen bazı şeyler yapılmadı. O göz ardı edildi. Yani belediyelerin suçu. Yani kimse de ses çıkartmadı bina sahipleri. Herkesin hesabına geldi. Yani öyle oluşmuş olsaydı, mesela benim bulunduğum binada, oturduğum binada otoparkımız var, çok rahat. Ama Siirt'te maalesef öyle bir kültür oluşmadı. Belediyenin bu işte ciddi bir çalışma yapması lazımdı. Yapmadılar. Bu iş yine bize kaldı. Şu anda bahsettiğim 4 projede 3 tane otoparkımız var. Yani evet. Daha var. Bir de şimdi eski Fem Dershanesi dediğimiz Aydınlı Caddesi'nde, Tırlo Caddesi'ndeki yer var. Oraya da vaksal genel müdürlüğü. Siz yapıyorsunuz maşallah bu arada. Orası şu anda kurul bekliyor. Vaksal genel müdürlüğümüzün kurulu tartışacak. Orada 3 tane talep var. Yapmış evet. Devlet şey. 3 tane firma bulduk. Üçü de şu anda sundular oraya. Genel kurul karar verecek. Ben inanıyorum ki bu bir ay içinde genel kurul bu koronadan dolayı şey yapamadı, toplanamadı. Toplanır toplanmaz orasıyla ilgili karar alacak. Orada da gösteri de inşallah bu hafta içinde paylaşacağız. Muazzam 160-170'e yakın iş yeri açılacak. Hem Siirt'in iş yeri ihtiyacını da karşılamış olacağız. İşte Osmanlı mimarisi gibi, Selçuk mimarisi gibi han şeklinde olacak. Parkı olacak, yeşil alanı olacak, camisi olacak. Otopark, 400 araçlık otopark yapacağız. 400 araçlık. Evet, ve bunlarla ilgili bizim ciddi çalışmalarımız var. Yani yeşil alanı fazla. %70'i yeşil alan olacak binanın. %30'u iş yeri olacak. İşte iki katlı, en fazla üç katlı. Bir de bir bloğumuz var. 8-9 katlı. 1+1 veya 1+1 veya ofis şeklinde. Onların da projeleri inşallah yapılacak Ali. Bir de altı mahalleyi de söyledim. Evet. Bir de buradan önemli bir müjde vermek istiyorum. Yani bu da bizim star büyük projelerimizden bir tanesi. Mehmetçik İlköğretim Okulu karşısında eski öğretmen evi var. Bilenler eskiler bilir eski öğretmen evi. Şimdi evet. Biz orayı Sosyal Reform Vakfı'nın olduğu bina. Hı-hı. Şimdi evet, biz orayı evet. İnşallah çok güzel bir proje yaptık oraya. Çok güzel. Aslında ben bunu bir hafta sonra açacaktım ama şimdi söyleyeyim. Çok orayı yıkıyoruz. Yani durmadan yıkıyoruz. Eski binaları hepsini yıkacağım inşallah sırasıyla. Orayı yıktıktan sonra sağ olsun Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda bize çok destek verdi. Yani çok heyecanlı bir Milli Eğitim Müdürümüz var. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Projeci abimiz, kardeşimiz. Evet. Şimdi bununla beraber burada biz çok yakın bir zamanda parası hazır. Projesi işte Osmanlı ve yine Selçuk mimarisi olacak şekilde bilgi ve kültür evi yapacağız oraya. Bilgi ve kültür evi. Burada çocuklarımızın özellikle anaokulu olacak içerisinde. Anaokulu. Çok amaçlı salonu olacak. Müzik, resim, satranç, sağlık odaları, çocuk kütüphanesi, yani sinema salonları, akıl ve zeka oyunları. Yani çok amaçlı, çok geniş bir şekilde orası titri çocuklarımıza ve insanlarımıza orası muazzam bir yer olacak. Yani biz orayı yıkıp bahçe yapmak istemiyoruz. Çünkü Siirt'te hep bahçe yaptınız mı ıssızlaştırıyorsunuz. Yani oradaki esnafların faydalanması lazım. Siirt'in merkezin hareketlenmesi lazım. Buraya bilgi ve kültür evini hakikaten bizim bu projeden sonra en önemli proje olarak görüyorum. Çünkü orası da biliyorsunuz Siirt'in girişi ve eski bir bina. Yaklaşık bir 50-60 yıllık bir bina. Orayı yıkıp çok güzel bir modern Osmanlı ve Selçuklu mimarisine katarak oraya çocuklarımıza hizmet edecek bir bina yapacağız. Ve bunun parası hazır. Projesi bitti, bitecek işte yakında bitecek. Onun da görselini yakında inşallah Siirtli vatandaşlarımıza sunacağız. Bunu inşallah beraber yakında görmüş olacağız. Yine biliyorsun tarihsiz bir dönem geçirdi Siirt ve bölgemiz. Kobani olayları. Evet. O Kobani'de çok kötü bir şeyler yaşadık yani. Kütüphanemiz yakıldı. Yani maalesef işte o dönemi yaşayanlar herkes bilir. O insanların yapmış oldukları zulümleri herkes gördü. Yaptıkları eziyetleri, zulümleri herkes gördü. Allah bir daha bizim bölgemize bunları yaşatmasın. Ki öyle bir fırsatları bir daha olacağına inanmıyorum. Çünkü biz hakikaten son 4-5 yılda güzel bir şekilde mücadele ediyoruz. Onlar da anladılar. Bu işin böyle kanla, şiddetle olmayacağını. Yani inşallah bu şekilde bölgemiz bu tip şeylerden uzaklaşacak. İlk kütüphanemiz yakıldı. Ve şu anda Siirt'in ilk kütüphanesi yok. Şimdi biz onunla ilgili projemizi yaptık. Geçen hafta da ben kütüphaneye genel müdürlüğüne gittim. Belli bir paramız var ödenekle ilgili. Onunla belli bir paramız var. Az bir miktarda biz Batman ilk kütüphanesine müdürlüğüne borç verdik. O borcu aldıktan sonra biz ihale çıkacağız. O da 5.358 metrekarelik bir alan içerisinde olacak. Yani içinde herkesin faydalanabileceği odalar işte yani modern bir kütüphane olacak. Okuma salonları olacak. Kafeterya, cep sinema,
çocuk bakımı odaları, oyuncak odaları olacak. Yani çocuklara gelip de işte anne baba orada o zaman çocuklar falan. Her şeyi düşünerek yapılmış. Çok güzel bir proje. Bunun hemen yanında da ilk kültür müdürümüzü yıktık biliyorsunuz. İlk kültür müdürümüzü. O da yıktık. O da evet. Eski tehlikeli bir binaydı. Depreme dayanıksız bir binaydı. Onunla beraber birleştireceğiz. Toplam herhalde 12.300-12.500'e yakın bir metrekarelik alanda hem ilk kültür müdürlüğümüzü yapacağız hem ilk kütüphanemizi beraber yapacağız. Han şeklinde, Osmanlı Hanı şeklinde bize bir şekilde halkımızın istifadesine sunacağız. Bu il müdürümüze de konferans salonu olacak. Etkinliklerin yapıldığı konferans salonu olacak. Çeşitli yine girişimciler için odalar olacak. Yani toplam alanı inşallah 12.500'e yakın. Yeri de biliyorsunuz eski kültür il müdürümüzün olduğu yer. Oraya yapacağız inşallah. Yine bir yıkacağımız bir yer vardı. Onu da yıktık. Tarım İl Müdürlüğü'nü yıktık biliyorsunuz. Şu anda otopark olarak, geçici olarak otopark kullanıyor. Oraya çok şahane bir mimari çizdik. Mimari bir proje yaptık. Şu anda Cumhurbaşkanımıza teklif edildi. Strateji başkanına teklif edildi. Ödeneği gelir gelmez inşallah Siirt'e yakışır. Orada o bölge yakışır. Çok modern ve hakikaten nezih bir proje. Onu da gösterini yakında paylaşacağız. Gösterilere etki eden yine Ergün Bey'e teşekkür ediyorum. Asalti de geldi bu arada. Onu da tebriklerimi sunuyorum sizin vasıtanızla. Orada da çok güzel bir modern bina yapılacak. Yetmedi Ali. Biliyorsunuz evet. Deprem bölgesinde. Yani evet. Allah muhafaza. Her an ne olacak belli olmayan bir süreç yaşıyor. Birinci derecede deprem bölgesi. Yani bizim esasında rahat oturmamamız lazım. Ben bu yüzden yıkmaya çalışıyorum. Yani yıkıp yeniden sağlam bir şekilde yapmak istiyorum. Kentsel dönüşüm de onun için yapmak istiyorum. Çünkü Allah muhafaza olası bir depremde yukarıdaki mahallelerde deprem olursa Allah muhafaza. Yani bırakın deprem olursa zaten bir şey yapacak ama ondan sonra yapılacak olan yardımların hiçbir tanesi gitmez. Ne kurtarma çalışması yapılabilir, ne orada bir ambulans girebilir, ne orada bir yangın itfaiye aracı girebilir, ne orada hiçbir şey giremez. Yani orada biz insanları Allah muhafaza canlı canlı orada toprağa gömeceğiz. Zaten bu yüzden acele ediyoruz. Bu yüzden hemen bir an evvel yıkıp baştan yapalım diyoruz. İşte bunlardan da en önemlisi eğitim. Eğitimde kent merkezinde şu anda de böyle yerler var Sayın Vekilim. Kent merkezinde yani bu bahçelerden kooperatifte bazı yerlere ne ambulans ne itfaiye giremiyor. Özellikle itfaiye giremiyor. Yani ben şu anda belediye başkanı olursam ki bunu inşallah Sayın Valimiz yapacak. Zaman sitesinden başlamak üzere oradaki kooperatif mahallesindeki bazı yapışık evleri artık nasıl olursa bedelle mi alır, kamulaştırma yapar, ondan da başka bir ev mi yapar? İşte bunu inşallah bir Sayın Valimiz'e de teklif edeceğiz. Yıkıp oraya bahçe yapalım. Yani en azından Allah muhafaza bir şey olduğu zaman içe girmesinler. Ali önemli bir projemiz. Bu evet. Depreme hem hazırlık hem Siirt'te nefes alacak projelerimizden yine çok önemli milli eğitim. Biz şu anda 9 tane eski okulumuzu yıkıyoruz. 9 okul. Ve bunların yerine son model bir şekilde Osmanlı yine şey katarak daha fazla destek elde edecek şekilde yeni binalar yapıyoruz. 9 okulumuz merkezde. Onların onayı alındı. Sağolsun Milli Eğitim Müdürümüz o konuda bize de yardımcı oldu. Bize destek verdi. Biz de Ankara'ya da bakanımızla, genel müdürümüzle çok uğraştık. En son 3 tane kalmıştı onay almayan. Onlar da bugün itibariyle müjdesini verdiler. Onaylandı. Şu anda 9 okulumuz. Bunlardan bir tanesi benim eski okulum. Atatürk Anadolu Lisesi. Biz orayı hemen yıktım. Orayı hemen yıktık ki yıkmasan olmuyor. Yıktığın zaman işte gidip şeyi talep edebiliyorsun. Yıkmadığın zaman işte diyor ki ya bina var, sağlamı sırarım, işte depreme dayanıklı hale getirelim. İşte 50 tane formül yapıyorlar. Ama yıkıldığın zaman bir şey diyemiyorlar. Atatürk Anadolu Lisesi oraya çok güzel bir bina yapacağız. Ve şu anda Atatürk Anadolu Lisesi'nin mevcut olan yerine de Endüstri Meslek Lisesi'ni geçiyor olarak oraya ikame edeceğiz. Endüstri Meslek Lisesi'ni yıkacağız inşallah. Yine çok modern bir imar lisesi yaptık. Sağ olsun Nihat Özdemir Bey tarafından. Ben çok özür diliyorum. Bu yıkılacak okul binalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı aileler buradan rahatsız olabilir. Hatta herkes rahatsız olabilir. Hani öğrencilerin canı tehlikede mi acaba? Ya da binaların durumu ne durumdadır? Hemen yıkılacak mı ya da yıkılacak mı? Hemen bu ay içinde yıkılacağız Ali. Bir ay içinde yıkıyoruz Ali. Bir ay içinde. Evet. Yani korona olmamış olsa zaten yıkacaktık hemen. Bu bir ay içinde hepsini yıkıyoruz. Yani bir zaman hatta ben cuma günü geleceğim, perşembe günü geleceğim inşallah. Bunu hemen valimizle bir de il milletimizle de görüşüp hemen bir hafta 10 kişiyle yıkacağız. Yani yıkıldıktan sonra zaten bunların onayı alındı. Paraları hazır. Bunları TOKİ yapacak. TOKİ yapacak 9 okulumuzu. Onun için biz her şey hazırlıklıyız. Yıkıp bir sene zarfında bunları inşallah yine öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Biliyorsun Nihat Bey sağ olsun yine biz vesile olmuştuk.
Benim eski yurdun arasını verdim ona. Oraya çok güzel bir bina yaptı. Allah razı olsun ondan. Nihat Bey'in karşısındaki tabii erkek İmam Hatip Lisesi böyle öksüz kaldı. Boynu bükük kaldı. Orada yıkıp son şekilde yine böyle modern bir bina yapacağız. Yani her şeyle, yurduyla, işte camisiyle. Cami yok ama biz cami inşallah yine yapacağız. Erkek İmam Hatip Lisesi'nden sonra Tevfikçakmak İlköğretim Okulu. Ortaokulu daha doğrusu. Orası da yani cadde özenlerlik değil. Üç taraftaki eski okul. O da çok sağlıksız. Yani içine girmişsen 50 tane şey dönüyorsun hani. Yani çok böyle daha brand gibi bir okul olmuş. Ek yapar. Evet, Tevfikçakmak'ta çok büyük trafik sorunu da yaşanıyor. Onun için Tevfikçakmak Ortaokulu yeniden yapıyoruz. Gazi İlkokulu. Yine benim eski önce daha görev yaptığım eski Gazi Lisesi. Tarihi o eski karakolun karşısında. Onunla altındaki ilk öğretim okulu. İkisini beraber. Hem kentsel dönüşüme bir hazırlık olalım. Yani orayı modernleştireceğiz artık bundan sonra. İki okulu da beraber yıkıyoruz. İki okul da yıkıldıktan sonra orası da modern bir tane. Hem ilk öğretim okulu hem ortaokulu. Hem kaymalar da önlenmiş olacak. Çünkü o iki okul da ben orada görev yaptım. Biliyorum. O eski mahallelere Allah muhafaza her an o duvarlar yıkılabilir. Bunun göz önünde bulundurarak bunu ön plana aldık. Bir de Zeynep Hatun Kız Meslek Lisesi var. Eski Kız Meslek Lisesi dediğimiz yer. Öğretmen evinin arkası, millet müdürünün arkası, eski milletim. Orayı da yıkıp baştan yapacağız. Yine benim mezun olduğum Alparslan İlkokulu var. Bu teafuk yani. Öyle şey yaptım da. Alparslan İlkokulu var. Altı su kaynıyor. Biliyorsunuz Alparslan İlkokulu o termordan gelen tüm sular o okulun altına gidiyor. Yani bazen çocuklar ayaklarına bile dizine kadar su doluyordu. Orayı da yıkıp yeni daha yukarısına farklı bir projeyle oraya da inşallah Alparslan İlkokulu'nu yapıyoruz. Sanat okulunu işte yıkıp yeniden yapacağız sanat okulunu. İki binada tehlikeli. Şu anda iki binada şehir merkezinde olan sanat okulu. Hatta Ali ben orayı boşaltıp bir bahçehane dönüştürmeye önce heveslendim. Öyle bir niyetimiz oldu. Fakat sanat okulu meslek liselerine biliyorsun puansız öğrenci alınıyor. Biz dedik ki sanat okulunu Marmara'da, Kezer'de yaptığımız okula taşıyalım. Buraya da işte meydana veya oraya güzel bir bahçe yapıp öğretmen evine tahsil edelim. Oradaki insanların faydası da olsun. Fakat şunu düşündüm. Zaten meslek liselerine zor öğrenci bulabiliyoruz. Yani biz orada merkezi olmasına rağmen zor öğrenci buluyoruz. Yani Marmara'ya, Kezer'e gidip de para verecek, minibüs parası verecek, yemek parası işte sıkıntısı olacak. Oraya zaten hiç kimse gitmez. Bu yüzden oradan vazgeçtik. Dedik ki yine merkezde yapalım. Şehri de ıssızlaştırmayalım. Oradaki esnaflara da faydalansın. Bir giriş çıkış hareketi olsun. Yani şehir merkezi çok çok önemli. Onun için orada karar kıldık. Orada yıkıp yine güzel atölyeleriyle güzel, çok güzel bir sanat okulu projesi yapıyoruz. Onu da inşallah hemen yakında yıkacağız. Bir de şehit polis Şişman İlköğretim Okulu var. O da çok sağlıksız. Ek bina yapa yapa o da anlamsız bir okul oldu. Ne oldu belli değil. Orada inşallah yıkıyoruz. Ben de oradan mezun oldum hocam. 24 lastikli güzel bir ortaokul yapacağız. Bir de eski Anadolu Öğretmen Lisesi dediğimiz eski trafiğin karşısında. Kooperatif Mahallesi'nde. Eşref İdris. Evet. Eşref İdris İlköğretim Okulu. Her iki karşılıklı iki okulu da yıkıyoruz. İki okuldan. İki okulu yıkıp oraya da bir ilkokul Eşref İdris karşısında da ortaokul yapacağız. Yani bizim projelerimiz Allah'a şükür hep yıkıp ve yeni modern binalar yapacağız. Yani bunlar bu ay yıkılacak. Bir iki ay içinde TOKİ tarafından ihalesi yapılacak ve bunlar hemen bir iki ay içinde ihalesi yapılıp inşaatına başlanacak. Bununla yetinmiyoruz Ali. Şimdi evet. Bizim en çok okul ihtiyacı olan bölgemiz yani herkes aşağı yukarı sit yaşayan bilir. Yeni gelişen bizim eski otogar dediğimiz afet evleri bölgesi dediğimiz yerler var. Biz oraya üç tane okul kuruyoruz. Parası hazır. Her şey hazır. Projesi hazır. Şeyde yani bizim yerimiz milli eğitim arsası orası. Evet. Otogarın hemen arkası bu şey var. Yarın kent sitesi var. Sitesi onun var. Karşısı. Yarın kentin karşısı. Oraya üç tane okul yapıyoruz. 5 destekli anaokul, 24 destekli ilköğretim okulu, 24 destekli ortaokul. Ve böylece o bölgenin tüm ihtiyacını inşallah en yakın zamanda karşılayacağız. Zaten orada hep bize, o konuda bize talepler geliyor. Bu okulların parası hazır, projesi hazır. Bir iki ay içinde inşallah başlayacak. Yani büyük bir ihtimalle gelecek eğitim ayına yetişmezse bile ikinci döneme yetiştireceğiz inşallah. Bunun da Şirvan'da çok tehlikeli bir okul vardı yıkılmak üzere. Atatürk İlköğretim Okulu. Onu da yıkıp yeni baştan yapacağız. Baykan Atabağ'ında yine böyle bir 8 destekli bir ortaokul yapacağız. Hatta ben Milli Eğitim Müdürümüze dedim ki oraya 16 destekli yapalım. 8'ini ortaokul yapalım. 8'inde lise ihtiyacı var. 8'ini çünkü bakanlık lise yeni yapım yok.
Yani o şekilde bir formül yapacağız. Kurtalan'da yine bizim Aksöt köyünde orada da yapacağız. Bölüktepe'de 8'de sikri yapıyoruz ve bu şekilde inşallah her alanda eğitimi güçlendirip eğitime böyle sağlam binalarla öğrencilerimizi yerleştireceğiz inşallah. Sayın Vekilim, bunları takip ediyorsunuz. Bir de, hocayı anlattınız. Bunları takip etmek zor olmuyor mu? Nasıl bir müjdem daha var. Bir müjdem daha var eğitimle ilgili. Evet, her buyurun. Sene başında biliyorsun okulları yerleştirme oluyor. Çoğu öğrenci istediği okula yerleşemiyor. Evet. Yerleşemeyince maalesef istemediği okullara yöneliliyor. Bu da bize ciddi sıkıntı yaratıyor. Bize çok kişi geldi. Hocam benim oğlum orada işte uzaktır. Orada okuyamaz. İşte sosyoloji, işte başka nedenlerden dolayı oraya gidemez. Biz bunun için Marmara'daki yaptığımız son modern 24 destekli yurdu, spor salonu, atölyesi olan okulu Anadolu Üniversitesi'ne çevirdik ve Anadolu Üniversitesi'ne puanla öğrenci alacak olan bir okul haline getirdik. Ve bu sene Eylül ayında oraya 270 öğrenci alacağız puanla. Dolayısıyla merkezdeki okulların da kontenjanı rahatlayacak. Yani kimse istemediği bir okula gitmekte zorlanmayacak. Bunu Kurtalan Anadolu Üniversitesi için de yaptık. Orada da yine Kurtalan Anadolu Üniversitesi'ni puanla, sınavla öğrenci alan okul haline getirdik. O da gelecek sene 170 öğrenci alacak. Dolayısıyla Kurtalan'da da istemedikçe okula gitmek zorunda kalan öğrenci kalmayacak. Yani eğitim çok önemli. Eğitime çok önem veriyoruz. Yani bu işsizliğin de bir şeyi, çaresi eğitimdir. Siz ne kadar insanları iyi fiziki yapısı uygun olan yerlerde eğitirseniz, imkan sağlarsanız bunlar işte okur, avukat olur, doktor olur, öğretmen olur. Yani her türlü şeye efsaflık birer bir şey olur. İş sahip olur inşallah. Sayın Vekilim, yani biraz eğitimle de alakalı aslında. Hani uyuşturucu konusu var. Gençlerden yoğun olarak mesaj geliyor. Yani bir ailelerden aynı zamanda. Uyuşturucu tacirlerinin olduğunu söyleniyor. Yani iddia ediyor daha doğrusu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sizin bu konudan bir haberiniz var mı daha doğrusu? Siz bu konuda neler yapıyorsunuz hocam? Ali, tabii biz yani ilim vekiliyiz. Her şeyden muhakkak bize haberler geliyor. İnsanlar bize sistemde bulunuyor, şikayette bulunuyor. Bu kentsel dönüşüm ona da bir çare olacak inşallah. Ara sokaklarda emniyetin giremediği, güvenliğin fazla alınamadığı, işte ara sokak ne polis arabası girebiliyor, yani insanlar kayboluyor arası. Gezdiniz mi eski mahalleleri? Ben biliyorum oranın tek tek her sokağını. Yani orada bu kentsel dönüşüm inşallah bu üç sürecinde bir darbe vuracak. Zaten emniyetimiz de, jandarmamız da operasyon arkasına operasyon yapıyor. Haberlerde izliyoruz, takip ediyoruz. Ona da burada teşekkür ediyorum. Daha çok çaba göstermelerini diliyorum. Daha çok yakalansın ama bunun bataklığını kurutmak lazım. Bataklığın bir sebebi de orada bu işin satılmasının bir sebebi de terör örgütüdür. Bunu herkes biliyor yani. Terör örgütüdür. O da inşallah biterse bu işler de biter. Topluma kazandıracağız inşallah bunları. TOKİ ile ilgili projelerimiz var. TOKİ ile ilgili. Evet. Biliyorsun 22 Mayıs'ta Siirt merkezde 100, Kurtalan merkezde 110 ve Erhut'ta 100 konut olmak üzere kura çekildi. Hak sahipleri belli oldu. Fakat Kurtalan'da biz sayıyı artıracağız. Nasıl artıracağız? TOKİ'nin teklif ettiği yani 110 konutu yapacağı alan, arazi Kurtalan'a 4 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Biz orayı kabul etmedik. Dedik ki hem altyapısı yok, doğalgazı yok, okullara uzak, şehre uzak 4-5 kilometre. Biz onun için Kurtalan'ın hemen Siirt istikametine gittiğiniz zaman yani Anadolu Sesi'nin arkasındaki araziyi istedik. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arazisi orası çıktı. Şimdi biz orayı Trump yapacağız inşallah. Siirt'teki başka bir araziyle, TOKİ'ye ait bir araziyle veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya parasını ödemek şartıyla orayı biz alacağız. Yarışmalar bitti. İnşallah bayramdan sonra onu takip ediyoruz. Sonuçlanacak. Alacağımız arazi içerisinde 110'dan değil 200'e yakın biz konut yapacağız Kurtalan'daki halkımıza. Herkes faydalansın. Yani daha elimizden gelirse 400 yapacağız. Ama ilk etapta 200 konut için söz aldık. Arazi olmak şartıyla. Çünkü şu anda 110 tane yapmaların sebebi arazinin küçük olması. Biz araziyi destekledikten sonra arazi geniş. İnşallah biz oraya 200 konut talebinde bulunduk. Kabul edildi. Daha sonra peyderpey daha sonra bu işi yapacağız. Erhut'ta 150 konuttu. Talep az olunca 100 konuta çevirdik. Geri kalan kısmı işte Siirt merkeze taşımak için çalışıyoruz. TOKİ başkanımızla görüşmeler yaptık. Geri kalan kısmı biz biraz daha arttırdık. Yani 50 idi ama biz 400-500 yapacağız inşallah. Tamam Sayın Vekilim. Sayın Vekilim bir de ilimizin koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi nasıl buluyorsunuz? Bazen çok fazla insan sayısını gördük dışarıda. Maskesiz insanları gördük. Dün de maalesef üzücü bir haber aldık bunu. Biraz vaka sayısını artış ama bugün çok şükür biraz düşüş vardı. Yani neler tavsiye ediyorsunuz hocam? Nasıl? Hadi'cim. Buyurun. Öncelikle bu süreçte
hakikaten gece gündüz çalışan sağlık teşkilatımıza, başta il müdürümüz olmak üzere o da yakalanmıştı gariban. Allah şifa versin. Hepsine Allah teşekkür ediyorum. Gerçekten Siirt sağlık ekibi, sağlık il müdürlüğü ve teşkilatı yani üzerine düşen görevi yaptı. Yani hastalarla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Yani orada bu işte virüse yakalanan tüm hastalarımıza hakikaten güzel bir hizmette bulundu. Yani her türlü olanak sağlandı. Biz bu daha Ankara ayında ne ekip lazımsa, ne şey lazımsa, bize ne talep edilmişse hepsini karşılamaya çalıştık, gönderdik. Ekipmanlarıyla, işte maskesiyle, tulumuyla, cihazlarıyla ne gerekiyorsa bize başhekimden ne geldiyse, il müdüründen ne geldiyse karşılamaya çalıştık. Hatta daha çok ilden avantajlı duruma düştük. Çünkü biz bizzat gidip istiyorduk. Yani bu süreçte tabii ciddi bir olay. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Siirt riskli bir bölgedir. Bölge insanı sıcak bir insan. Hemen sarılmayı seven, oturmayı seven, sohbet etmeyi seven. Yani bizim yapımız öyle. Ve ciddi bir tehlike altındayız. Ben bunu söylüyorum. Yani bir ilim milletvekili olarak söylüyorum. Korkum da var. Yani belki şu anda sayılar azar azar gidiyor ama Siirt'te Allah muhafaza dikkat etmiyoruz. Ne maske takımına dikkat ediyoruz, ne temizlik unsuruna dikkat ediyoruz, ne sosyal mesafe kurana iyi riayet ediyoruz. Bu üç tanesi benim Allah muhafaza korkum. Bunlara riayet etmediğimiz müddetçe bu iş bir patarsa yani sıkıntı yaşayacağız. Yani sebepsiz yere Allah muhafaza insanlarımızı kaybedeceğiz. Yani ciddi bir şekilde Siirt benim yani fazla çünkü rakam veremiyoruz fazla. Evet. 400-500'e yakın bir pozitif vaka oldu Siirt'te. Bunların en az 300'ü iyileşti, 300-350 tanesi iyileşti. Ama hep il dışından gelenler yüzünden. Mesela en son geçen hafta bir taziye oldu Siirt'te. Taziye yasaklanmasına rağmen, yani lütfen gitmeyin dememize rağmen, evet, özellikle hakikaten ciddi bir şekilde uyarmamıza rağmen taziyelere gidildi birkaç tane taziye. Oradan kapan yaşa şu anda Siirt'te maalesef arttı. O taziye arttırdı mesela şeyi. Yani ikazlarımıza uyulması lazım. Özellikle sağlık il müdürümüzün yapmış oldukları, valimizin il hizası kurumunun yapmış olduğu uyarılara uyulması lazım. Şu anda Siirt'te fazla ciddi bir şey olmamasına rağmen beklenti eğer böyle devam ederse benim beklentim Allah muhafaza yani biraz sıkıntı yaşayacağız. Onun için halkımızdan özellikle ricam, istirhamım sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskemizi takalım. Yani taziye gibi toplu alanların olduğu yerlere şu anda gitmeyelim yani. Benim de yakınım öldü, dostlarım öldü, benim yengem öldü, giremedim taziyesine. Yani bu öyle bir süreç, yani zor bir süreç. Allah bir daha bu ülkeye yani insanlara göstermesin. Bunu hepimiz böyle biraz daha şuurlu bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde atlatmamız lazım. Yani bunu ciddi bir şekilde düşünürsek, yani Siirt'ten biliyorsun, bana bir şey olmaz deme şey var, bana bir şey olmaz. Olur, bal gibi de olur. Çünkü ben bazen böyle bakıyorum pozitif yakalananlara. Hiç tahmin etmediğimiz insanlar maalesef yakalanmış, evde geçiriyor, kimsenin haberi yok. Dikkat etmemiz lazım. Sayı da bu son günlerde fazlalaştı, ben size söyleyeyim. Yani tahminimizden daha fazla fazlalaştı. Ha bir kısmı hastanelerde yatıyor, bir kısmı da evde izole edilmiş. Ama sayı geçen haftaya nazaran arttı. Yani sayıyı biliyorum ama ben sayıyı söylemekte yani bu bizim işimiz değil. Yani öyle bir şeyimiz de olmaz. Ama Siirtlilerin çok dikkat etmesi lazım. Yani kendileri için, ailesi için. Yani sokakta ona bir şey olmaz, doğrudur, gençtir. Ama o gidip ailesine, Allah muhafaza babasına, yaşlı annesine bulaştırırsa vicdan azabı da var. Bir de bunun buraya bir sorumluluğu var yani. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Ama bu konuda, Ali'ciğim bu konuda sağ olsun biz bu süreçte Siirt olarak, özellikle bizim teşkilat olarak, AK Parti teşkilatı olarak elimizden geldiği kadar fazlasıyla halkımıza yardım etmeye çalıştık. Özellikle il başkanımız Ekrem Bey sahadaydı. Yani ben buna şahidim. Kendi cebimden para harcayıp insanlarımıza yardım etti. Gece gündüz insanlara yardım etme konusunda teşkilatla beraber yarışa girdiler. Yani burada halkımıza hakikaten o gönder güzel dönüşler yaptı. Teşekkür etti. Yani bize o konuda dönüşler güzel geliyor. Ben burada İl başkanıma ve tüm teşkilatıma, belediye başkanlarıma, ilçedeki tüm belediye başkanlarımıza, tüm teşkilatlarımıza hakikaten teşekkür ediyorum. Güzel bir şeyi yakaladık. İnşallah bu şekilde çok ilçe belediye başkanlarımızın hepsi içeri dezenfekte ettiler, yardım ettiler, maske dağıttılar, kol yardımı yaptılar, para nakit ettiler. Bu süreçte biliyorsunuz hükümetimiz de her türlü yardım etti. 38 trilyon para
nakit para yardım edildi Ali. 38 trilyon para. Yani biz 38 bin aileye ulaştık. Her birine birer milyon. İşte birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz olmak üzere yaklaşık 38 milyon para halkımıza ödendi. Tabii bu azdır. Yani ama hükümetin de imkanı bu kadar. Gönül isterdi ki daha çok verilsin, daha çok imkan tanınsın. Ama bunlar da imkan meselesi. Ama burada biz halkımıza hakikaten hem gıda yardımı olsun, hem nakit para olsun, hem kısa işsizlik ödeneği olsun, krediler olsun, her alanda biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. İş yerlerimizin birkaç tanesi sıkıntı yaşadı. Çok kişi yaşadı da biz onlara diyelim ki Ziraat Bankası'na ilk etapta 7-8 trilyon para geldi. Biz bunu 50 trilyona çıkarttık. Yani şu anda Ziraat Bankası'nın yaklaşık 170-180 iş yerine, iş adamımıza 80 trilyonun üstünde bir para ödemesi yapıldı. Halk Bankası aynı şekilde yine 60-70 tane iş yerimize bir 30-40 trilyon para yardım etti. Bunlar ilk etapta az geliyordu. Bize müdürlerimiz sağ olsun ulaştıkları zaman, esnafımız ulaştıkları zaman biz bunları işte KGF yönetimine, Maliye Bakanımıza, Maliye Bakan Amcına iletiyorduk. Girip bastırıyorduk. Bunların daha fazla 2 kat, 3 katı para siyetimize getirdik. Esnaf kredileri açıldı. 25 bine kadar olan insanlarımızdan en az 1500 kişi faydalandı yani. Bu az bir şey değil. Evet, Sayın Vekilim, programımızı şimdilik yani Instagram yayın politikası gereği bitirmek zorundayız. Çünkü en fazla 50-55 dakika yayın yapabiliriz. Ali daha çok... Devamlı kadar şu konular var Sayın Vekilim. Tıp fakültesi var. Uçak seferleri var. Abi, daha tıp fakültesi var. Daha tarım var. Evet, tıp fakültesi var. Daha birçok önemli konularımız var. Demir yolu var, Siirt'teki demir yolu var. Siirt, Kuzaltıyoruz, Ferrari, Batman yolu var. Bitmeyen sorunumuz maalesef. Karayatan dolayı su altında kalan köylerin uzayan ulaşımları var. Yani birçok önemli konu daha var. 5 dakikalık bir aramız olacak Sayın Vekilim. 5 dakika sonra tekrar sizi davet edeceğiz inşallah. Olmazsa başlık halinde böyle sunayım ben. Anlamadım. 5 dakikadan sonra başlık halinde sunayım. Hızlı geçelim ben. Başlık halinde. Yapacağımız şeyler. Aynen. Olur Sayın Vekilim. Aynen. Daha çok şey var. Daha biz daha onda birine bile gelmedik. Evet. Evet Sayın Vekilim. Devam edeceğiz. Uzatmamaya çalışacağız inşallah. Seyirci tamam 5 dakika sonra görüşmek üzere. Tamam Sayın Vekilim. Sağ olun. Sayın Vekilim yeniden hoş geldiniz programımıza. Sağ olun Ali. Sayın Vekilim yarıda kalan sorularımız oldu. Yetmedi program. Şeyden devam edelim. Sürekli iptal edilen uçak seferleri var. Kurtalan'da bir çalışma başlatacaktınız. Onun bilgisini vermiştiniz. O ne aşamada hocam? Bilgi alabiliriz. Ali'cim daha önce de ben ifade ettim. Siirt Havaalanı Türkiye'nin en zor havaalanından bir tanesi. Evet. Zaten Türkiye'de bir Tokat, işte bir Siirt en zor havaalanından bir tanesi Erzincan. Biz bunlarla ilgili 2012'den beri bir çalışma yürütüyorduk. Ben zaten milletvekili olduğum günden itibaren, ilk haftadan itibaren Siirt'e uçakların inmesi konusunda çok çalışma yaptık. O zaman Sayın Vekilimiz Afif Abi de vardı. Sağ olsun, o da çok büyük çaba sarf etti. Daha önceki vekillerimiz de yine çaba sarf etti. Yani bu memleketin sorunu tüm vekillerimiz herkes elinden gelen gayreti sarf etti. Biz o dönemde Borajet özel bir şirketti. Sağ olsun uçakları küçük olduğundan dolayı iniş rahat bir şekilde inebiliyorlardı. İlk önce Ankara seferi yapıldı. Sonra biz gittik, rica ettik, görüştük, talep ettik. Dertimizi, meramımızı anlattık. İstanbul seferlerini ekledik. Ve sonuçta oraya uçaklar inmeye başladı. Sonra Borajet biliyorsunuz kriz geçirip kapandı. Küçük uçak kalmadı. Çünkü havaalanında da küçük uçakları yok. Yani bizim havaalanına büyük uçaklar inemiyor maalesef. Yani Çukur'da bir yer, dağ manialar var. İşte sis var. Hava bulutu 6000 fitin üzerinde olması gerekiyor. Orada her zaman kapanıyor hava durumu. Yani buna rağmen biz dedik ki biz çalışma yapalım. 2013'te çok ciddi bir çalışma yaptık o zaman. Ve Kurtalan'da kaya bağlarla işte şey arasında hemen Kurtalan'ın çıkışındaki alanda. Orada bir yer tespit ettik. Çok yer gezildi, araştırma yapıldı. İşte Gökçeban arkasına getirdi, Deşteberağ'a gidildi. Çok yer, fakat orası daha uygun gözüktü. Orada çalışma yapıldı, emekler verildi, chat raporlara hazırlandı, teklifler yapıldı, vatandaşlarla görüşüldü. Ve sonuçta orada Ulaştırma Bakanlığımız orada yeni bir havaalanı yapılmasıyla ilgili kanaati olumlu oldu. 2014'te ben takip ettiğim kadar 2014'te de yatırım programı alınması için çok çaba sarf ettik. O dönemin müsteşarı ben tabii 2015'te biliyorsunuz vekilliği bir dönem bıraktım. Yine takip etmemize rağmen o 2015'ten sonra takip edilmedi.
O proje tabii kim kaparsa, çünkü sonuçta bir para gidiyor. Hangi daha önce giderse o parayı kapar. Takip edilmedi. Bu defa şeye dönüldü. Eski havaalanına ıslah edilme projesi. İslah edilmesi için bir projeler geliştirildi. Yani sonrası orada emek de verilen arkadaşlarımız oldu, vekilerimiz oldu. Orada da cihazlar getirdi, ALS cihazları. Cihazlarla indirmeye çalışıldı. Çalışma yaklaşık 25-30 sürene mal oldu. Fakat yapılan en son aşamada, en son yapılan test aşamalarında o cihazların mania yüzünden, Kurtan'daki dağdan, çok büyük bir dağ. Yani öyle, yani bazen diyor ki oraya tıraşlayın bomba. Yani öyle bir şey yok. Yani tıraşlamam da mümkün değil. Çünkü orada binlerce dönüm arazi var. Yani 4-5 tane köy var, araziler var. Bir şey mümkün değil öyle bir tıraşlama. Oraya mania yüzünden ALS cihazları maalesef işe yaramadı. Çünkü uçak indiği zaman, Batman üzerinden geldiği zaman mania yüzünden o cihazları göremiyor. Manuel inmek zorunda kaldı. Manuel inmenin de tehlikeleri var. Sivil Havacılık Kurumu'nun çok katı kuralları var. Sıfır risk dedi. Sıfır risk. Yani öyle hatır matır, milletvekili, başbakan, öyle hatır yok. Yani bu iş ciddi bir iş. Yani Allah göstermesin, bunun telafisi yok uçak kazalarının. Yani hiçbir tanesinin kurtulma şansı yok. Yani bu yüzden burada Sivil Havacılık Kurumu'nun şeyleri geçerli, kuralları geçerli. Şimdi bizim havaalanımız maalesef kışın özellikle 6000 fite kadar olan yükseklikte bulutlar tarafından sis oluyor. Uçak meydanı göremiyor. Çünkü manuel iniyor. Cihaza göre otomatik inemiyor. Yani bir türlü o manayı gideremedik. Öyle kaldı. Uçaklarımız iptal oluyor. Yani bu uçakların iptal edilmesi öyle Türk Hava Yolları'nın pilotların keyfiyle olacak bir şey değil. Orada meteoroloji istasyonlarımız var. Hem merkezde hem bölgede, Diyarbakır'da. Onların yapmış oldukları hava durumu tahminlerine göre, raporlarına göre Ankara ve işte oradaki Türk Hava Yolları'nın sistemi neyse oradaki değerlendirmelerde buraya uçak inmeyeceği kanatı oluştuktan sonra pilot buraya inmiyor. Yani orada benim devreye girmem, vali benim devreye girmesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün devreye girmesi yani mümkün değil. Orada 6000 fitten sonra eğer görünmüyorsa, hava butundan gözükmüyorsa uçaklar mümkün değil, inemiyor. Çünkü maniyeye geldiği zaman uçak artık manuel iniyor ve artık motorla değil. Yani hava gücüyle iniyor. Orada Allah göstermesin dağla uçak arasında 7-8 metre, 10 metre bir fark kalıyor. Orada en ufak bir hata Allah muhafaza bir faciaya sebep olacak. Beni yine kimse kurtarabilir, ülkeyi kurtarabilir. Valla hükümet de gider. Yani sıkıntılı bir durum. Şimdi dağların şimdi yeni bir çalışma yapacak. Biz dedik ki çalışma yapacak mı yoksa biz şu an şimdi daha önce 2014'te 2015'te yapılmış olan o çalışmayı biz tekrar bakanlığımıza sunduk. Bizim bir avantajımız oldu. Şu anda Türk Hava Meydanları Genel Müdürü SİİT asıllı, SİİT'li bir abimiz Hüseyin Keskin Bey. Ona gittik, durumu anlattık. Daha önceki raporlarımızı sunduk. Çet raporunu götürdük, dosyayı götürdüm, teslim ettim. Çok ısrar ettim. Cumhurbaşkanımıza gittik. İşte Ulaştırma Bakanlığımıza her ikisine, eskisine de şu andaki mevcut olan yenisine de gittik. Şimdi orada ciddi bir çalışma yapılıyor. Zaten genel müdürümüz SİİT oluşuyorsa bile biraz yükümü de sağ olsun hafifletti. Ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani bakalım ödenekle ilgili bir sıkıntı olmazsa, yani şu anda mevcut durumu biliyorsunuz, ekonomik durumumuzu biliyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı olmazsa inşallah bu projeyi biz orada gür gözeyle bak göz arasında inşallah gerçekleştirme için çabalıyoruz. Ama şu anda bile uçakların inmemesi için yani bir neden yok. Hava yeter ki muhalefet yapmasın, yoksa yolcu azmış, şeymiş, yani bunlar yarı sürükte karşı birlikleri var. Yani bazıları kendini bilmez, bazıları uçak inmeyince hemen siyasilere şey yapıyorlar. Yani burada bizim dahilimiz yok. Ha şunu yapıyoruz. Biz de telefon açıp soruyoruz yetkililere. Kardeşim bu uçak niye inmiyor? Hava şeyi ne? Ben kalktım bu yüzden Siirt'teki meteoroloji il müdürlüğündeki 3 tane şeyi kalktım 3 tane daha ekledim. 3 tane meteoroloji hava tahmini personele getirdim görevlendirmeyle. Şimdi 3 tane mühendis atıyoruz oraya. Kalktık Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'yle görüştük. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gittik. Ek personel takviyesi yaptık. Ve bir şunu da söyledim kendilerine. Buraya gelen adam tecrübeli olsun ki sabah hava bulutlu olmuş, öğleden sonra dağılabilir. Hemen anı anda raporu vermesin. Biraz beklesin, biraz şey yapsın, biraz yani oradaki yolcular da düşünsün. Gerçekten o da işe yaradı. Yani şu anda Siirt'te, bölgede genel müdürlüklerin tarafından gönderilen Siirt için ek personeller var. Bir de bu yeni alım olacak inşallah. Siirt havaalanı için 3 tane meteorolojiyle işte mühendislerden oluşan 3 kişilik bir ekip şey açtık. Oraya bir istihdam alanı açtık. Onlar imtihanla oraya gelecek.
daha sağlıklı, daha böyle... Sendekinin tam olarak kaçtı? 3 mü? 3 personel alınacak. Evet. Yani evet. Metoloji mühendisi, 3 tane mühendis alınacak. Tecrübeli insanlar da gelecek oraya. Yani eskiden orada ben onu fark ettim. Özellikle Diyarbakır'da tecrübesiz olan bazı bu hava meteoroloji uzmanları vardı. Sabahleyin saat 9'da hava durumuna bakıyor. Bizim uçağımız saat 14'te, 15'te. Sabahki şeye göre karar veriyor. Yani bu öden sonra açılır mı, açılmaz mı? O riske girmeden raporu hemen düzenleyip sivil hava kurumuna gönderir. İşte burada hava akşama kadar kapalı. İşte biz onu engelledik. Yani aslında yaptığımız çok şey var. Yani uçak seferlerinin daha çok yani iptal edilmemesi için her türlü şeyi gösterdik. Çabamızı gösteriyoruz, ikna ediyoruz. Yani yoruluyoruz. Ama yani Allah şükür yani abarttıkları kadar bir iptal da yok. İnan Allah'tan Trabzon'da daha çok iptal var. Erzurum'da daha çok iptal var. İzmir'de daha çok iptal var. Ama bize ne hikmetse yani bunların sayısı 5-10 kişi geçmez. Bak 5-10 kişi geçmez. Belki de yemin ediyorum bunlar hayatında uçağı bilmemiş. Ama sadece oturuyorlar orada şeyde bakıyorlar uçak iptal hemen şeye tabi oluyor. Ya uçak inmedi. Hani vekiller nerede? Yetkililer nerede? Ya mübarek bir kaza olursa senin yani baban mı beni kurtaracak? Veya genel müdür babası mı kurtaracak? Yani bu ciddi bir iş yani. Öyle kimse keyfinden uçağı iptal etmez. Yani yolcular binmiş, uçak hareket etmiş, pistiği geçmiş. Bir ufak bir şey oluyorsa hava durumunda iptal olur. Yani uçak zaten gidecek. Gitmese de zaten zarar görecek. Yani açan parasını almış, uçağı yolcuyu bindirmiş. Evet. İptal ediliyor. Niye iptal ediliyor? Evet, yani bu konuda evet. Bizim ciddi çalışmalarımız var. Dördünde başlayacak. Bak Siirt'te var. Yine İstanbul'da var. Uçak biletlerimiz de o kadar yani bazıları abartıyorlar ki inan zamanda alındığı zaman 160'a da var, 180'e de var, 500'e de var. Zamanda alınacak. Bunlar tüm illerde aynı şey Ali. Yani burada hizmet söz konusu. Yani evet, bu su barajı üzerinde köprü isteniyor Sayın Bekir. Bunu söylüyorum Ali. Dikkat edin. Geçen sene, evvelki sene ilk uçak indiği evet, zaman evet, devam edelim. Yani sıkıntı yoktu. Uçaklar çok rahat girip inebiliyordu. İptaller evet. Söz konusu değildi bir hikaye. Bu defa yol şey bilet paraları pahalı diye kıyameti kopardılar. Yani ne yapıyorsa bir bahane buluyorlar. Ya bu biraz sükunet, biraz rahatlık. Yani kimse ne Türk havaları uçak iptal ister ne bir siyasi ne bir yetkili ne herhangi bir kimse. Ha bunu yaptık bir de ikincisi. Ha diyelim ki Siirt'te hava durumu sıkıntılı oldu o gün. Yedek terminal binası olarak yedek bir şey olarak havaalanı yok da Batman'ı biz oraya şey yaptık, ikame ettik. Yani bundan sonra Siirt'e inemediği zaman en azından Batman'da. Ama Batman'a da maalesef bazen sis oluyor. Bu defa mecburen iptal oluyor. E bu da Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafında bu iptaller oluyor. Ama bizim derdimiz, amacımız yeni bir havaalanı. Bunu biz istiyoruz. Yani gerçekten istiyoruz. Yani Siirt'ler bir güzel, yani bilet kestiği zaman iptal edildi mi, edilmeyecek mi, o şeyde olmasın. Yolcu kapasitemiz de iyi, potansiyelimiz de iyi. Yani biz bunu takip ediyoruz. Ben geçen 10 gün önce yine Hüseyin Bey'le Damlı görüşüyoruz. Şu anda bakanlıkta duruyor. Özellikle ilgili sıkıntı olmazsa inşallah en yakın zamanda bu yeni havaalanımızı herkesin özlediği, böyle özlemle beklediği yeni havaalanımıza Kurtalan'da, Gürgözel'e, Kaya Balası, Zokat arasında inşallah evet. Orada gerçekleştireceğiz. Yani havaalanı terminal binasıyla beraber olacak. Biz terminal binasını işte Siirt'te yapacaktık fakat genel müdürlük durdurdu. Bunu ben durdurmadım. Yani ben orada durdurmadım ama genel müdürlük dedi ki buraya madem böyle bir projemiz olacak, yeni bir proje, terminal binası yazık olur, günah olur. Biz burayı şu anlık durduralım. Ha yeni havaalanı olduğu zaman zaten modern bir bina olacak. Ha, olmasa da biz bu havaalanı kullanmakta ısrar edeceğiz. Daha küçük uçak alınması için baskı yapacağız. Her türlü imkanımızı, her türlü şeyimizi sarf edip buraya Siirt'e uçakların inmesi konusunda her türlü baskıyı yapacağız. Yani kimsenin şüphesi olmasın. Uçaklar Siirt'te iptal edilmeyecek. Yani şöyle iptal edilmeyecek. Yani erteleme olabilir, işte hava durumu olabilir ama keyfi olarak ben işte Siirt'te uçuş yapmayacağım demek kimsenin haddine değil. Söz konusu değil. Evet. Peki Sayın Bekir'im hani havaalanına giden yol o zaman inşallah olur da orada o proje... Batman yolu biraz sıkıntılı henüz. Yani yok o proje kapsamında Ali bu yayını yap şu anda Kurtansit arasında çalışma var ya. Evet. Zaten bayandan sonra hazırlanacak çünkü onun doğru. Sıkıntılarının çoğunu giderdik sağ olsun en son bakanımızla yaptığımız görüşmelerde. Onun ödenek sıkıntısı vardı. Yani 6 aydır para almadı bu adam. 6 aydır para almayan bir iş adamını, bir esnafın yani mazot borcu var, işi borcu var, şoför borcu var, kamyon borcu var. Yani onlar da kendi çapında haklı. İşi biraz sıkıntılı olduğu için biraz gevşetmişlerdi. Bu korona oldu, işte bilmem deprem oldu, Elazığ depremi. Şimdi ödenek sıkıntısını hallettik Allah'a şükür. Yani bayramdan sonra bize söz verdi.
Araç parklı çok kuvvetli bir adam. Bu Siirt Kurtanası'nı yapan. Yani belki Kurtan'a giderken görüyorsunuz araç parkını. Yani evet. benim bir şanssızlık mı şans mı diyelim, Örensan firması. 30-40 yıllık bir firma. Yani bazı iftira atmak isteyenler, bazı böyle ne diyeyim yani Allah'ından bulmak isteyen insana Örensan deyince Osman Ören'in şirketi diye böyle maalesef. Yani keşke öyle bir şirketim olsaydı. Keşke böyle işveren olsaydım, insanlara ekmek verseydim. Yani neyse, inşallah yakın zamanda Batman Kurtalan Siirt yolu bitecek bu yıl içerisinde. Şimdi biz geçen yine ihalesi yapıldı, bitti. Onu da herhalde büyük bir ihtimalle bu firma aldı. Kurtalan'dan sonra Batman'a doğru bir 15 kilometre daha ihale yaptık. O da yine bu yıl içinde, 2 ay sonra başlayacak. Yani şu anda KİK aşaması da bitti. Yani itiraz süreci de herhalde bitti, geçen hafta bitmiş olması lazım. Onlar da işte Düble yol Batman'a kadar öyle inşallah Siirtlerin hak ettiği, herkesin yani bizim hakkımızdır yani Siirt'ten Batman'a kadar. Evet. Batman'dan sonrası zaten güzel, inşallah güzel olacak. Biz bunu talep ettik, istiyoruz, takip ediyoruz. Siirt'ten hakkıdır. Orayı yapacağız inşallah, bitireceğiz. Sonra Pervari yolu da bu yıl ihaleye giriyor. Pervari yolu, evet. Polis okulundan, eski polis okulu diyelim, şimdi orası jandarmaya evet. tahsis edildi. Oradan bir viyadükle o viyadük projesi de onaylandı. Zaten müjdeyi vermiştim, buradan tekrar müjdeyi veriyorum. Evet. Viyadük projesi onaylandı. Orada işte bu şeyler, zeminle ilgili etütler yapılıyor. Ondan sonra viyadükle biz organize bölgesinin hemen yanından oradan direkt orman deposu dediğimiz, eski Siirt'te orman deposu dediğimiz yerden Şirvan'a doğru yaklaşıp şu andaki mevcut yoldan 1-7-8 kilometre kısalarak Şirvan'a ulaşacağız inşallah. Ondan sonra Pervari'ye doğru yolumuzu devam ettireceğiz inşallah. Yani o proje bu sene gerçekleşiyor. Sıkıntı yok. Yani iş alanlarımız oraya rahatça gidip yatırım yapabiliriz Sayın Vekilim. Efendim Ali. İş adamlarımız organize sanayi bölgesine rahatça gidip yatırım yapabiliriz. Yani zaten bu viyadüğün bir sebebi de onlardır. Yani evet. 12 kilometre dönüyor, 12 kilometre. Tabii burada, orada işçiler var. Öğle yemeği var. Hastası var. Giden geleni var. Biz oraya 3 kilometreye düşürüyoruz. Yani bir mahalle. Bir mahalle olacak yani. Bir yani mahalle. Çok rahat gidip gelebileceği bir yer. Alanlarımız var. Yani bize talepte bulundukları zaman biz orada onlara arazi veriyoruz. Yani 6. bölge imkanlarının hepsinden faydalanıyorlar ama huzur. Huzur işte gerçekleşiyor, geliyor. İnşallah iş adamımız da gelecek. Gelmemesi için bir sebep kalmayacak yani. İnşallah Sayın Vekilim. Bir de çok önemli, artık Ilısu Barajı göletine yavaştan geçelim. Öncelikle Mişar Ovası bölgesindeki köylere ulaşım biliyorsunuz 2 saat uzadı. Yani 1 saatlik yollar, 40 dakikalık yollar 2 saat 40 dakika oldu. Yani 2 saatlik bir artış yaşandı Sayın Vekilim. Yani bir köprü çalışması var diye duyduk sizden. Bunun çalışması ne aşamada? Kaç, iki tane köprü mü yapılacak yoksa bir tane mi? Amaç ve proje nedir hocam? Hani bu projeyle ilgili de biz 2012'den beri çalışıyoruz. 2012'de evet. Daha su tutulmadan, daha Ilısu Barajı, yani çoğu insanın gözünde hayaldi o zaman. Yani su tutulacak, evet. Böyle Siirt deniz gibi olacak. Kimse inanmıyordu. 2-3 öncesine kadar da kimse inanmıyordu. Biz 2012 yılında bunlara ciddi bir şekilde hakikaten çalışma yaptık. Biz orada viyadüğün yapılması için, köprü yapılması için, yani eğer Ekrem Başkan biliyor zaten olayı. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken 2013'te Siirt'e geldi. Ekrem Başkan'ın o zaman biliyorsunuz bir menfur bir olay olmuştu. Bir bomba patladı. 6 kızımız şehit oldu. Bir tanesi işte Ekrem Başkanımızın kız kardeşiydi. Allah mekanı cennet etsin. Bir kız kız kardeşi yine gazi. Evleni ziyarete gitti Başbakanımız. Orada o projeyi işte Abdurrahman Ağa, babası Ekrem Başkan, hepimiz orada ona söyledik. Kendisi bu projeye çok sıcak yaklaştı. Dedi ki buraya köprü yapılsın. Fakat her ne ekmezse Ali, bilmediğiniz bir güç mü olsun, ya yanlış bir anlaşma mı, yanlış bir hesaplama mı oldu? Orada mı, o köprünün, o viyadüğün maliyetini şimdiki şeyle bir kat, bir milyar dolar, bir milyar. Bir kat trilyon. O zaman Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı dedi ki kardeşim buraya bu köy yoludur. Yani biz buraya bu parayla buraya köy yolu yapamayız. Yani öyle bir maliyeti yüksek olan bir projedir. Ve çok bastırdık biz. Belli bir aşamaya da getirdik. 2015'e kadar bu projenin gerçekleşme ihtimali %90'dı. Yani biz ikna etmiştik çünkü. Yani bu projede Ekrem Başkan da o zaman çok mücadele etti. Daha kendisi AK Parti'deyken. Yani bu hesabın yanlış yapıldığını biz ispatladık. Biz ispatladık. Hatta genel müdürlük ve o zaman Binali Bey yine bakandı. Ekrem Başkan'a telefon açıp dedi ki hakikaten siz doğru söylüyorsunuz. Ve belli bir aşamaya kadar getirdik. Sonra yine tabii bu şey oldu. Bizim 2015'ten sonra milletvekilimizden ayrıldık.
takip mi edilmedi, ihmal mi edildi ve da yani başka bir şey mi oldu? O köprü viyadük meselesi yattı. Hiç tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz bir kalenderden bir yol açılmaya çalışıldı. Ben milletvekili seçimden hemen sonra valimizle Ekrem Başkan'la oraya gittik. Özgür Başkan da o zaman il başkanıydı, ona gittik. Ya yani o yolun yapıldığını o zaman gördük biz. Yani çünkü bir an evvel yani nasıl başlandıysa, ne zaman başlandığı, nasıl yapıldı kimse bilmiyor. Başlandığı o yola sonra baktık ki bu yol standartlarının çok şeyinde yani öyle olmayan bir yol yani. Standarta aykırı bir yol. 16,5 eğim, 12,5 eğim, 14 eğimde olan arabanın zorlanarak çıkabileceği, inmesi bile mucize olan bir yol. Biz hemen durdurduk o yolu. Hemen durdurduk. Yani daha işte geçen hafta başladılar, 10 gün önce başladılar. Yani 4-5 ay durdurduk o yolu. Viyadük'e tekrar döndük. Yeni bir hesap yaptık. Yani burada ilginç olan şey Ali, yani bunu söylemekte ben beyz görmüyorum, millet bilsin. 1 milyar çıkartılan o köprü, eski köprü, sadece su tutulmadan önceki köprü çok rahat, yapımı rahat. Yani kazık yapabilirsin, yani beton, çimento zaten. Yani öyle şey değil. O zamandaki 1 milyar olan bir şey 500'e indi, yarı yarı. Ve şimdiki mevcut olan köprü bunun 5 katı daha zor. Çünkü hep demir aksamlı olacak. Artık beton şeyi kalmadı. Ayakları kalmadı. Çünkü su tuttu orayı. Yani yapımı daha zor. 5 katı daha zor. Fakat maliyeti yarıya indi. Yani. Demek ki burada bir sıkıntı vardı. Ben bunu bakan ben söyledim. Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Burada o dönemde bölgede çalışanların art niyetiydi. Çünkü biliyorsunuz Ulusu Barajı'na karşı olan bir grup var. Bir kesim var. Hasankeyf işte su altında kalmasın, işte Ulusu Barajı işte terör oradan geçiş yapamayacak ya. Hesap yapan insanlar var. Ben şuna yani kanaatim odur. O zaman o bölgede çalışanlar bu Ulusu Barajı'nın olmaması için her türlü bahane yapan, her türlü engeli yapan insanlar bu viyacı da engelledi. Ve en çok sesi çıkanlar da yine bu gruptur ama. En çok sesi çıkanlar bu köprü niye yapılmadı diyen insanın zihniyetindeki olan insanlardır. Bu köprüyü engelleyen insanlar. Tabii bunu ispatlamamız zor. O dönemdeki mühendisler kimdi, işte bilmem kimdi, onu zor. Ama benim kanaatim o 1 milyarı çıkartan insanlarla 500 çıkartan insanlar arasında bir şey var, sıkıntı var. Velhasıl biz Cumhurbaşkanımıza bu olayı sunduk Ekrem Başkan'la. Yine belli bir yere kadar getirdik, ikna ettik, projelerimizi götürdük, haritalarımızı götürdük, yol mesafelerini götürdük, 35 köyün binlerce insanın mağdur edileceğini anlattık. Yapılan yeni yolun mümkün olmadığını, standartlara aykırı olduğunu anlattık, ikna ettik. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Naci Bey'e gittik, strateji başkanımıza gittik. Cumhurbaşkanı, strateji başkanı paranın kaynağı. Oraya gittik, ikna ettik onu. Elazığ depremi oldu. Elazığ depremi olunca bu yani artık o çünkü para yüksek bir para. 500 milyon bir para. Durdu. Evet. Ardından Suriye olayı çıktı. Onu da bıraktık. Şimdi korona denilen bu bela çıktı başımıza. Evet, şu anda bu parayı gidip istemek yani biraz sıkıntılı. Çünkü bu mevcut olan ekonomik durumda böyle bir köprüye ama biz en son işte Ekrem Başkan'la valimizle geçen Ilısu Barajı'na gittiğimizde Sayın Bakanımıza oradaki genel müdürümüze yine anlattık durumu. Dedik ki en azından belli bir para verin, işte onu verin. Biz ihaleye çıkalım. Bu sene değil, 2 sene bitsin, 3 sene bitsin, 4 sene bitsin. Sıkıntı yok. Biz bu köprüyü Allah'ın izniyle Ekrem Başkan'la valimizle kol kola vermişiz. Yani bu köprüyü yaptırmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Buna herkes inansın. Yani biz o köprünün yapılmasını canı gönülden istiyoruz. Hocam yani, köprü nereye yapılacak? Yapılacak bizim için farzı. İki köprü yapılacak Ali. İki köprü. Arkasından 700 metrelik bir tünel olacak. Yani biz eski yola hesapla yeni tünel olacak. İki köprü viyadük. İki viyadük bir tünel. Yaklaşık maliyet 550 KDV'siyle beraber 600 trilyonu bulacak bir köprü. Ama evet. Bölge halkı buna layık. Evet. Yani bizim için fazla bir para değil. Çünkü bölge halkı orada köyünü bıraktı, mezarını bıraktı. Yani geçmişini bıraktı, kültürünü bıraktı. Yani bu para öyle bir şey değil. Ben bunu çok bakana anlattım. Dedim ki siz yani bize haksızlık ediyorsunuz. Yani bu paranın bize fazla bir şey yok. Yani biz orada tüm geçmişimizi bıraktık, mirasımızı bıraktık. Bir viyadük istiyoruz sizden. Yani Ilısu Barajı çalışıyor işte. Çalışacak. Bilmem ayda ne kadar, yılda ne kadar para kazanacak. Bu onun hani diyoruz ya okyanusu geçtik derede boğuluyoruz. Ama biz yine Ali'cim durmadık. Şimdi sağ olsun zaten yeni bir iş kolu oldu. Orada tekneler zor o seferciliği yapıyor. Araba taşınıyor. O da bir ayrı. Oradaki köyler herkes tekne aldı. Araba geçiyor, geliyor. Yolculuğa gidip geliyor. Biz bu kalender yolunda yine çalışıyoruz. Yeni aynen. Bir revizyon yaptık projede Ali. Revizyon da şu. 16,5 olan eğimlerin hepsini indiriyoruz. Şu anda yeni bir proje yapıyorlar, revizyon projesi. O yolu da ıslah ettikten sonra o yani bazıları da abartıyor. Bazen yorum yapıyorlar. İşte
20 dakikalık yolumuz 3 saatte çıktı. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir yol 3 saatte çıkmaz. Zaten en uzak köy. Orada yani bizim dönsen bile, Erhut'tan dönsen bile en uzak köye 1,5 saatte gidiyorsun, 1 saatte gidiyorsun. Bu yeni kalender yolu açılırsa, ıslah edilerek, revizyona tabi tutarak açılırsa, yani en uzak köye bile biz inşallah yani 45 dakika, 1 saatte gideceğiz. Ama biz buna yetinmiyoruz. İlla viyatik olması için Ekrem Başkan'la bu işin peşindeyiz. Bunu herkes bilsin. Ama artık gücümüz nereye kadar gidiyorsa, en son gücüm nereye kadar? Cumhurbaşkanı'na kadar 2 defa konuştum. Hatta 3 defa. Kızılcahamam'la sayarsa 3 defa. Yani bakanlar zaten sayısızca, hayırlısı olsun inşallah. Yapmaya çalışacağız bakalım. Sayın Vekilim, bu konulara yani BOTAM vadisine tekrardan döneceğiz. Yalnız bir soru var. 30 bin güvenlik görevlisini ilgilendiren. O Güler Özel Güvenlik Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Batman İl Başkanı Servet Cansağ yazmış. TYP okul güvenlikleri okullar açık olduklarında okul güvenliğini sağladılar. Koronavirüs pandemisinde okul güvenliği şimdi karantinaya giren binalara, hastanede yol devriyelerinde polis ve bekçileri görev yapmaktadırlar. Okul güvenlikleri Haziran'da çıkarılacaklar. Ülkemizin bulunduğu bu pandemide 30 bin güvenlik görevlisi işsiz kalacak. Sayın Milletvekilimiz bu konuda bize işimize sürekli talep etmekteyiz diyoruz. Sistem bir talepte bulunuyor. Sayın Vekilimiz bize destek olur mu? Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sayın Baki Ersoy sesimiz oldu dedi. Meclise önerge verdi. AK Parti vekillerimizden de bize destek bekliyoruz deyip selamlanıyorlarmış hocam. Ali, o taleplerini ben ilgili yerlere iletirim inşallah. Yani ilgileniz talepleri yani 30 bin kişi az değil, 30 bin aile. Yani bir mağduriyet varsa biz ilgili yerlere iletiriz, takip de ederiz inşallah. Sıkıntı olmaz inşallah. Evet Sayın Vekilim, bir de bu sular altında kalan da bu su barajından biliyorsunuz. Tarımsal alanlar da sular altında kaldı. Hani buna alternatif devlet arazileri vatandaşlara verilecek mi işlenmesi için yeniden bir üretimde artık yani evet çok güzel bir üretimimiz var siyit olarak. Ama daha da artılması için yani az önce de ilk ayında da bahsettiniz de devletin teşvikleri olacak mı? Bunda sorunlar oluyor da hani devlet arazilerinde bir değişiklik olacak mı? Verilecek mi vatandaşlara işlenmesi için? Hani yine bir 10 gün önce 15 gün önce Tarım Bakanımızla bir video konferans şeklinde görüşme yaptık. Evet, evet. Başkanımızla, yine belediye başkanımızla. Orada bunu gündeme getirdik. Sayın Bak, 2B kapsamı işte oradaki şeyler, bu kadastronun girmediği bazı yerler var. Kendisi talimat verdi. 3 ay içerisinde bu çalışmalar bitirilecek. Yani başlamış, bitirilecek dedi. O çalışmalar yapılıyor. 2B arazileriyle ilgili çalışma, orman arazileriyle, merazi, onlarla ilgili ne sıkıntısı varsa giderilecek. Zaten Tarım Bakanlığımızın da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle bu hazine arazilerinin köylere, çiftçilere dağıtılması konusunda talimat var. Onunla ilgili başvuru yapabilir. Tarım Müdürlüğümüze gitseler bu konu daha da böyle onlar için aydınlatıcı olur. Evet, tarımdan bir soru daha var Sayın Vekilim. Hani Siirt'te fısıltçılığa alternatif ürünler yetişebiliyor. Hani ayçiçeği var, sunak var, birçok ülkeye ihracat yapabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Ergün Müdürüm de bu arada sizlere selam var. Aleykümselam. Bununla şimdi, ilgili çalışma var mı? Ben daha önce başlangıçta dedim ki Siirt tarım ve hayvancılık konusunda Allah'a şükür yani yeter değil, daha iyi olacak da inşallah ama hakikaten çok ileri rağmen çok iyi durumdayız. Şu anda bizim biliyorsun coğrafi işaretler var. Yani marka değeri yüksek olan bazı coğrafi işaretlerde bizim 5 tane coğrafi işaretimiz var marka olan. İşte Siirt fıstığı, pervari balığı, Siirt battaniyesi, evet. Perde pilav ve büryan. Şimdi evet. Biz bunlara 2 tane daha onay bekliyoruz. İnşallah Siirt bıtımıyla zivziknarını da bunlara ekleyeceğiz. Marka deri oldu mu dünya piyasasında talep ediliyor. Ve bunlar hakikaten büyük bir hareketlik ve değer kazanıyor. Şimdi bunların yanında işte tayf yüzümüz var bizim. Yani yaklaşık bir 10-15 tane bizim markalaştırabileceğimiz ürünümüz var. Coğrafi işletlere konabilecek ürünümüz var. Tayf yüzümü var, İskambol pekmezi var. Bu tüylü acur dediğimiz, kıfya dediğimiz, tüylü acur dediğimiz sumaklı bizim dolmamız var. Bu tomani hat aruz dediğimiz, tomani hat aruz dediğimiz gelin yara şeyi var, yanağı var, armudu var. Onlar var. Yara dağ muzu var, rebez dediğimiz. Yani Siirt salebi var, Siirt tahini var, cefane kavunu var, kitelimiz var. Bunların da coğrafi işaretlere girmesi için çalışma yapıyoruz. Markalaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar yapıldı mı Siirt markalar şehri olacak. Markası olan hiçbir şehir asla geride kalmaz. Bizim bu markalaşma şeyini önümsememiz lazım. Siirt fıstığı dünya çapında marka oldu. Siirt fıstığı. Ve biliyorsunuz Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa'nın en büyüğü.
Türk dünyanın da üçüncü entegre tesisi Siirt'te. Ve Allah'a şükür Avrupa'ya bu yıl 5 ton ihracat yapıldı. Şimdi 15 ton yine talep edilmiş, gönderilecek. Bizim markalaştık Siirt fıstığında. Şu anda Migros gibi işte bazı büyük mağazalarda bu ürünler rafta. Yani bunlar muazzam bir katma değer katacak Siirt'te. Yani Siirt fıstığı dünya çapında tanınan bir ürün oldu. Herhalde bunda da benim katkım var. Çünkü 2011'den beri herkese fıstık dağıtıyorum. Yani yüzlerce, tonlarca fıstık dağıttım. Yani inşallah bu fabrika kar amacı gütmeden gelen karı yine Siirt fıstıkçılığının geliştirilmesine harcayacak. Bu da önemli bir katma değer olacak. Yani bizim Siirt'ten bir marka, sağ olsun Sayın Valimizin şeyi, Siirt'ten ve Fistrola diye bir markayla artık Migros'ta görebiliyoruz. Peyman'da görebiliyoruz. Tuba ve bu tip mağazalarda Siirt fıstığını görüyoruz. Yetmiyor. Siirt fıstığını bizim daha çok geliştirmemiz lazım. Benim tahminim, Ergün Bey daha iyi biliyor, 50 bin dekalık bir talep daha var. Biz gelecek sene yaptığımız projelerle bunun en az 5 bin dekalık alanı inşallah yine halkımızın istifadesine sunacağız. Ama 50 bin dekar daha beklenti içine olan çiftçilerimiz var. Yani bu göçü de tersine çevirdi. Kesinlikle. Sadece benim bildiğim, benim tespit ettiğim, Ergün Bey de herhalde o konuda hemfikir olacak. 200'den fazla aile büyük şehirlerden Siirt ve köylerine gelip tekrar göç verdiler. Yani göç yaptı. Tersine göç oldu. Biz bunu çoğaltabilirsek muazzam bir şey yapmış olacağız. Yani bu işçilere de bir çare. Yani biz Siirtlilerimiz, biraz bu gençlerimiz biraz Allah için elini kaldırsa, böyle çiftçiliğe yönelse, bu işin hakikaten katma değerine bir katkıda bulunsa, bunun farkına varsa, yani böyle kapı güvenlikçi veyahut da diyelim ki temizlikçi olmalarına gerek yok. Yani gitsin orada üretimini yapsın, inan Allah'tan. Yani işte Tomköy, İkiz Bağlı. Yani benim Allah daha bereketini versin, Allah daha çok onlara versin. Aynen. Herhalde yıllık, ortalama yıllık onların fert başına düşen şeyi bir 30-40 bin dolar var yani. Allah daha çok versin onlara, hak ediyorlar. Çünkü gece gündüz çalışıyorlar. Bunu diğer köyler niye yapmasın, diğer insanlarımız ne yapmasın? Biraz o tembellikten bizim sıyrılmamız lazım. Son zamanlarda bakarsanız köylerde muazzam bir gelişme var. Yani bahçeler ekiliyor, bir şeyler, fidanlar ekiliyor. Yani muazzam evler yapılmaya başlandı. Yani hamdolsun Siirt o konuda elinden gelen yapıyor. Tabii buna da alternatif ürünler de yapmamız lazım. Mesela sağ olsun yine Ergün Bey, geçen sene benim bildiğim bir 5000 dönüm cevizlik alanısı. Bu bir iki sene kadar 300 dönüm 300 hektarlık alana dönüşecek ceviz şey. Yani nar aynı şekilde. Yani sadece fıstıkla değil. Zizlik narı da olacak. İşte bu ceviz işini de yapmamız lazım. Bu şekilde inşallah yani tarımsal alanda Siirt hak ettiği değeri bulacak. Ama bizim burada biraz daha üreticilerimizin gayret göstermesi lazım. Ve inan destek konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yani biz muazzam bir destek veriyoruz. Projelerimiz var. Ergün Bey'in yapmış olduğu proje, il müdürümüzün yapmış olduğu projeyi burada takip ediyoruz. Ve hepsini sonuçlandırıyoruz. Yani Siirt'ten proje gelip de iade edilen, red edilen, olumsuz olan tek tük bir proje. Yani eğer 50 tane proje gelmişse inanın 48 tanesi gerçekleşmiş. Bastırıyoruz, gidiyoruz, meramımızı anlatıyoruz. Destekleme konusunda da hakikaten iyi bir para aldık yani. Muazzam bir para geldi. Yani biz yani bu son 2 yıl içerisinde 2019'da 2020'nin 6. ayında işte 55 trilyona yakın bir destekleme parası verdik. 55 trilyon. Yani az değil. Yani bunlar çiftçimize olan desteklerimizdir. Yeter ki gelip danışsınlar, istesinler, talep etsinler, kapımıza gelsinler. Yani orada ziraat mühendislerimiz var, orada mühendislerimiz var, elemanlarımız var, birim üyeleri var. Türkiye'de ilk kez alı fıstık şey kurdu, fıstık birimi kurdu Siirt'te. Sağ olsun ya il müdürüm. Ya il müdürümüz çalışkan. Yani il müdürümüzün işte çoğu değil, ben bunu söyleyeyim, çoğu değil. Ama bize hakikaten Siirt'te il müdürümüzün bize hakikaten katkısı var, memleketimize katkısı var. Onlara da buradan ben teşekkür ediyorum. Ama bazıları var, halen daha uyuyor, uyumakta devam ediyor. Onlara da biz herhalde biz dürteceğiz yani ama dürttüğün zaman da vatandaş bilmeyenler diyor ki ya işte bunu değiştirdi, yok Kürt getirdi, yok Arap getirdi, yok bunu niye aldı? Almışsak bir sebebi var. Biz kimseyi keyfimizden almıyoruz. Adam çalışmıyorsa, memleketimin katiliyse, memleketime hizmet etmiyorsa ben ilin milletvekili olarak, ilin seçilmişi olarak benim onunla ilgili bir şeyim olması lazım yani. Yani biz çalışacağız, emek getireceğiz, adam orada uyuyacak. Ben sadece bir misal vereyim. Ben geçen dönem bir bakanımızla kahvaltı yapacağız. 3 milletvekili çağırmış. Biz dostumuz bakanımız.
Ben fırsattır dedim ki ben hemen oradaki bakanın işte siteki kurumlarıyla ilgili müdürle konuşayım. Bana dedim ki hemen acil talepte bulun. Ne istiyorsan yani bakanla sonuçta sen bir kahvaltı yapacaksın. Ve ben o kahvaltı çok şey koparırdım yani. Dost sohbeti. Bana gelen WhatsApp'tan gelen talep nedir biliyor musun? İki tane güvenlikçi lazım. Binanın dış boyası lazım. E şimdi ben o müdürü orada bırakırsam ben kendime zulmetmiş olurum. Memleketime zulmetmiş olurum. Yani yazıktır. Yani bazen tasarrufta bulunduğumuz zaman il başkanımızla inanın bunun altında çok sebep var ama ben çıkıp da toplumda bu adam şunu yapmış, bunu yapmış, bunu etmiş diyemiyorum. Aldığımız zaman lütfen takdir etsinler. Desin ki bu adam yani bizim seçilmiştir, biz seçmişiz onu. Muhakkak bir tasarrufta bulunursa keyfi olarak ben kimsenin ekmeğiyle oynamam. Kimsenin de izzet nefsiyle oynamam. Muhakkak bir şey var altında. Memleketime faydası yok. Yapmıyor. Dediğimiz şeyleri yapmıyor. Yani ben isterdim ki şu anda herkes seferberlik ilan etsin. Bak Ilısu Barajı yapılıyor. Baraj altına kalacak köylerimiz var. Yani şu anda bizim 50 tane projemiz olması lazımdı yani. 50 tane projemiz. E biz bunları takip ediyoruz. E benim proje ekibim yok. Ben milletvekiliyim. 2 tane danışmanla çalışıyorum. Param yok. Herhangi bir şey, sermayem de yok. Biz buna işte il müdürlerine talep ediyoruz. Diyor ki talep edin, talep edin. 50 defa söylüyorum. Bu cuma da geleceğim, toplantı yapacağım. Bizden ne istiyorsanız isteyin. Projelendirin, talep edin. Akla, mantığa, memleketime uygunsa ben bunları bize getirtmesem gelin istediğinizi söyleyin. Yani biz bu oturmaya gelmedik Ankara'ya. Kapı kapı dolaşıyoruz. Görüyorsunuz bakanlıktan, genel müdürlere her tarafa koşturuyorum. Ama proje elimde oldu mu ben yapabiliyorum işi. Ama adam yani keyfi olarak adam iş yapmıyor, proje öğretmiyor. Ondan sonra il müdürünü herhangi bir tasarrufta bulduğun zaman işte milletvekilleri, siyasetçiler alışmış değiştirmeye. Biz kimin için hakkında değiştirmişiz hani? Yani belki 100 kişi geçmiyor benim bu 10 yıllık milletvekili dönemimde. Ama maalesef insanlar bahane buluyorlar yani. Evet Sayın Vekilim. Sayın Vekilim bir de ihraç olan... Ben bir örnek vereyim Ali. Kusura bakmayın. Bakın Kurtalan'da 2 tane çiftçimiz sağ olsunlar. Sayın Beyli köyü olacak herhalde. Sayın Beyli köyü. Evet. Ve Yayıklı köyü. Sayın Beyli buyurun. Sayın Beyli ve Yayıklı. 2 tane çiftçimiz bir proje sundular. Sirt fıstığını sulama projesi. Bakın o proje %50 hibeyle onlara yapıldı. Şu anda sulamayla ürünün 2 katı daha fazla, daha farklı, daha büyük fıstık elde ediyor. Yani işte insanlar gelip istesinler. İstesinler bizden yani. Yani istedikleri zaman bizim onlara yok deme şansımız yok. Çünkü orada il müdürlükleri, ekipleriyle, mühendisleriyle hepsi onların emrinde. Sirt'te yani alo fıstık hattımız var ya. Bu Türkiye'de yok. Yani ne istiyorsa hemen anında sahaya gidiyoruz. Yani talep eden benim 1500 yakın bir görüşme olmuş herhalde bu son sene, bir sene içerisinde. Ben takip ediyorum çünkü Ergün Bey'de. 1500 yakın telefon açılmış alo fıstık hattına. Bunların 900'üne ulaşılmış. Köylerin en az 30-40 tane köye gidilmiş. Orada uygulama yapılmış. Köylere yardımcı olmuş. Yani köylü talep etsin, çiftçi talep etsin. Gençlerimiz işsizim diyen insanlar gelip talep etsin. Alışmasınlar tembelle. Herkes bizden bir şey bekliyor. Evet. Hemen devlet dairesine bir kuruma yerleştirin diyor. Vallahi artık yok öyle bir şey yani kalmadı. Çünkü herkes taşeronunda kadroya geçti. Bundan sonra kuradır. İşkur üzerinden kura yapılıyor. Ve Allah'a kasem ediyorum. İşkur üzerinden yapılan hiçbir alımda tek bir siyasetçinin, tek bir il teşkilatının, milletvekilinin dahili olmuyor. Herkes kendi hakkıyla çığırıyor. Dedikodular, işte bazıları efendim siyasetçilerin torpilidir. Yok. O çok özür diliyorum. Bu hazır konu açılmışken çok büyük dedikodular oldu. Bekçilik ve diğer devlet kurumlarında gerçekleşen alımlarda bazı siyasilerin siyasilerin ismi kullanılarak para istendiği konuşuldu, söylendi. Yani bu vatandaşların bazıları maalesef yanlış anlamayın. Sizin isminizin kullanarak para istendi. Bu konuda valla bu Türkiye'nin gerçeğidir. Yani aynı sıkıntıları diğer 81 ilde de tüm milletvekilleri, siyasetçiler yaşıyor. Yani evet. Herkes konuşur. Yani biz Allah'a şükür alnımız açıktır yani. Bizim sıkıntımız yok. Ama sonuçta orada geçen sene 75 tane bekçi alındı. Evet. Yani isim veren oluyor, işte yani bize yardım isteyen oluyor. Yani biz desek de bunlar kur herhalde, bunlar spora giriyor. Puanıyla hesaplanıyor. Fiziki yapısı hesaplanıyor, her şey hesaplanıyor. Uygun olanlar seçiliyor. Ama bazıları isim alıyor. Diyor ki ben seni işte bekçi yaparsam şu kadar para vereceksin. Çıkınca bizim adımıza, parti adına ve de başkası adına gidip para istiyor. Yani bizim burada günahımız yok. Ben evet. Şahsen şunu herkesin yüzünde söylüyorum. Sitler bunu bilsin. Benim kim olursa olsun hiçbir yakınım, hiçbir etrafındaki ve partideki hiç kimseden para talep edemez. Talep ettiği zaman bilsinler ki o sahtekardır, o şerefsizdir.
Bunlardan bir tanesi benim yakın bir akrabamdı. Ben kendim ona bas savcılıkta gittim, onu şikayet ettim. Yakın benim adıma para toplamaları istemiş ya da istemiş, onu bilmiyorum. Bize gelen şeyler benim adımı kullanarak birkaç talepte bulunmuş. Ben direkt bas savcılığa gittim, onunla ilgili suçlusuna bulundum. Babamın olursa bir affetmem ben. Biz Allah'a şükür kimsenin ne haram malına el koyar, şey yaparız, ne haram yeriz. Benim babam 50 sene hamallık etti, bizi böyle ak sütle gibi helal lokmayla yetiştirdi. Bu saatten sonra bizim gidip haram yeme şeyimiz yok. Allah'a şükür Siirt'te yüzlerce müteahhit var. İşte özel idare müteahhidi var, karayolları müteahhidi var, orman müteahhidi var, tarım müteahhidi var. Hangi müteahhit gelsin burada tek bir kelime söylesin. Desin ki milletvekilimiz ya da il başkanımız Ekrem Bey için de söyleyeyim aynı şeyleri. Desin evet. Ki gelip bize terzil edip de bir çay içmeye gelmişsin söylesin. Yüzlerce müteahhit var. Para nerede var? Müteahhitlerde var. Hangi müteahhit bana diyebilir ki Osman Hoca sen gel benim çayımı içmişsin? Allah'a şükür o kadar şeyimiz yok. Ama vatandaşlarımız da biraz önük olsun ya. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Yani ben işe gidireceğim diye para talep eden insan varsa o şerefsizdir. Onu hemen alsınlar. Onu götürüp hemen karakola düşmesinler. Ya. Bunu ne yapıyor adam? Onun da hesabına geliyor. Yani veren de şerefsizdir. Dolandırıcılık Sayın Vekilim. Ali alan da şerefsiz, veren de şerefsiz. Niye veriyor kardeşim yani? Yani demek ki parası var ki veriyor. Yani bazı rüşvet, şeyler doğru, rüşvet. Doğru söylüyorsun. Yani tabii Siirt'te biliyorsun. Dedikodu şey kartopu gibi biliyor. Yani 10, o 20 oluyor. 30 lira en son 70-80'e kadar dayanmıştır bekçilik şeyleri. İspatlayın. İspatlayın. Suçlusuna bulun kardeşim. Savcılığa gidin. Ben gittim mesela. Benim adıma birisi, benim yakınım gitmiş birkaç yerden bu benim ismimi kullanarak. Ben gittim suçlusuna bulundum. Gitti ifadesini verdi. Şu anda yani mahkemesi devam ediyor. Ben kimseden, şey, hem de yakın akrabam. Benim kan bağım yani. Ben kimse affetmem. Allah'a şükür. Ama yani Siirt'te. Valla tüm Türkiye 81'de ne yaparsan yap. Muhakkak bu konuşmalar olur. Ama şunları unutmamak lazım. Evet. Yani bu işe girenlere de haksızlık etmemek lazım. Bunlar kendi hakkıyla giren çocuklardır yani. Yani spora girmiş, emek vermiş, çabalamış, fiziki yapısı uygun, gönül seyircisinde sıkıntı yok. Adam girmiş, yok para verilmiş, yok para karşısına yapılmış, yok bir torpille yapılmış. Gitsinler sorsunlar. En son alınan 75 kişi, sağlık müdürlüğüne alınan 75 kişi. O 75 kişiye tek tek gidip sorsunlar. Yani kimin torpillisisin sen? Hepsi kendi hakkıyla girdi. Kura'da çıktılar garibanlar. Yani evet. Buna ne haksızlık ediliyor? Yani niye bu tip dedikodular yapılıyor ki? Bir de bunu bilin Ali. Artık Sayın 10 dakikadan az bir süremiz kaldı. Son 2 yıldır Ali. Taşeron olduktan sonra, taşeronlar kadroya geçtikten sonra hiçbir siyasinin bir kamu kuruluşuna eleman sokma lüksü yok. Bitti. Çünkü artık bu alımlar iş kuru üzerinden bilgisayar kurasıyla çekiliyor. Yani hiçbir siyasinin yakını, akrabası, teşkilattan biriyle gidip başkalarına işte ben seni işe sokayım, iş karşısında para verin dediği zaman eğer para veriyorsa demek ki parası boldur, bir de kalitesiz bir adamdır yani. Ben onu size söyleyeyim. Kalitesiz bir adamdır yani. Kalitesiz bir adam. Evet, alanda dönemde iyi kişiler değil. Sayın Vekilim 10 dakikadan az bir süremiz kaldı. Ulus Subaracı'yla ilgili. Daha devam edelim yoksa. Ali, Ulus Subaracı'yla ilgili. Tıp fakültesi kaldı hocam. Ulus Subaracı'nı tamamlayayım, Ulus Subaracı'nı. Ulus Subaracı, evet. He, bu Ulus Subaracı su tuttuktan sonra biz oraya son bir senedir 60 bin adet yavru sazan balığı attık. Evet. Daha dün bile sazan balığı, yavru sazan balığı. Kaç bin tane? Yani şu ana kadar 680 bin tane attık şu ana kadar. 680 son 3 yılda. 680 bin tane barajlar tabii, tüm barajlar. Şimdi biliyorsunuz, evet. Siirt'te evet. 6 barajımız oldu maşallah. Barajlar evet. Şehri olduk. Ona da değineceğim. 680 bin yavru sazan balığı atıldı. Dün 3 bin tane atıldı. Dün pardon 60 bin tane yavru atıldı. 3 dün. Dün 60 bin tane yine yavru sazan balığı atıldı barajlara. Alkumru'ya, işte Ilısu Barajı'na atıldı. Bu kafes balıkçılığı gelişirse Siirt'e, o da yeni bir iş alanı olur. İnsanımız balıkçılıkla böyle hakikaten ciddi bir şekilde yaparsalar, ihracat yapabilir, konserve yapabilir. Yani evet. Bunların biraz girişimci olması lazım insanlarımızın. İnşallah bu konuda ben halkıma güveniyorum. Siirt'te de girişimcilik ruhu var. Bu Ilısu Barajı çok sektörü harekete geçirecek, yeni sektörler oluşturacak. Mesela tekne şeyleri çok güzel. En az 10 tane tekne oldu. Ben seviniyorum. En az 10 tane aile ekmek yiyecek inşallah. Sayın Vekilim hiç etkinlik yapılmıyor yalnız. Biz buradan yani şikayette bulunalım. Yani hiçbir şekilde turizm etkinliği yapılmıyor. Yani tanıtılması çok yetersiz bir tanıtım var. Neyle ilgili? Yani turizm faaliyetleri hiç yok. Siirt'te böylesine doğa güzelliklerimiz varken, kültürel güzelliklerimiz varken. Yani Botan. Daha ilgili olarak ben bile bilmiyorum Siirt'te ne gibi doğa güzellikleri var. Yani bildik her gün bir şeyler öğreniyoruz. O zaman müsaade edersen ben bu Botan Milli Parkı ile ilgili biraz bilgi vereyim. Tabiat Parkı, Botan Milli Parkı. Tabii ki. Biliyorsun Tabiat Parkı yaptık. O bitti. Hı-hı. 400
hektarlık alana tabiat parkını kurduk. Yani belki gidenler görmüştür. Yani içinde kameraları var, kafeteryası var, yine lokantamız var, otoparkımız var, çocuk odaları, bakım odaları var. Her yani o konuda Allah'a şükür elimizden geleni yaptık. Yalnız en büyük şeyimiz Bodrum Milli Parkı. Yani evet. Bodrum Milli Parkı öyle küçümsenecek bir şey değil. Kesinlikle. Yaklaşık 11.384 böyle 11.000 dekalık hektarlık alanı kapsıyor. Düşünün 25 kilometre Bodrum Nehri'ne doğru 25 kilometredeki şeye doğru orada tüm alanı biz mini park ilan ettik. Burada evet. Artık yapılaşma söz konusu değil. Yani burada herhangi bir şekilde kimse yapılaşma yapamaz. Biz geçmişimizi nasıl böyle aldıksa geleceğimize de çocuklarımıza da orayı biraz oraya bırakacağız. Tabii bu şehre en az 3 kilometre yakın. En uzak da Kalender Tepesi. Kalender Köyü'nün orada bir kilisemiz var. 19 kilometre. Yani şehrin içinde bir yer. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani işte burada girişimcilerimize iş düşüyor. Yani biraz bu konuda ellerini taşın altına koyarlarsa orada da ekmek çıkar. Oradan da iş alanları olur. Bir istihdam alanı yaratılmış olur. Yani biz bazen işte kapalı cezaevi yapacağım. Adamlar orada yazıyor işte ya onu bırak bize iş bul. Ya orası iş alanıdır. Kardeşim orada şu anda 250-300 tane gardiyan çalışıyor. %90'ı Siirtli. Yani öbür gün orasını büyüttüğümüz zaman orada 500 tane gardiyan çalışacak yine bizim Siirtli. Orada istihdamdır yani. Fırıncısı kazanıyor. Manası kazanıyor. Cepsi kazanıyor. Ulaşımcısı kazanıyor. Bakkalı kazanıyor. Bak herkes kazanıyor yani. Şimdi aynen, bu kesinlikle. Türkiye'de biliyorsunuz turizm sektörüne yönelik çok önemli bir belge var. Turizm sektörüne yönelik çok önemli bir belge var. Bu en üst ölçekli belge. Turizm stratejisini stratejisi diye bir belge. Bunun içerisinde GAP alanı var. GAP'ın içerisinde bizim Bodrum Milli Parkımız var. Yani aynen. Uzun vadede Bodrum Milli Parkı ile ilgili gelişme planı zaten yapılıyor. Sağ olsun o konuda bizim Nevzat amcalar gerekeni yapıyor. Şu anda bizim orada ekip kurulmuş. Van Bölge Müdürlüğü bu konuyla ilgili yapıyor. Para geldi. Parayla ihale yapıldı. Şu anda profesörlerden, doçentlerden ve uzmanlardan oluşan 10 kişilik, 12 kişilik ekipler kuruldu. Bunlar yavaş yavaş inşallah bu konudan sonra gelip orada bizim Bodrum Vadisi ile ilgili, Milli Parkı ile ilgili çalışma yapılacak. Köylerden geçiş var o ileride. O alışveriş için köyler canlanacak. Yani köylerden geçenler, çünkü 25 kilometrelik alanı geçiş yolları yapacağız. Yol güzergahları yapacağız. Yani insanlar faydalanacak, köyler faydalanacak. Yani büryan, yani sabah düzenleyecekler, akşam botlaması. Son 5 dakikamız kaldı. Çok önemli iki soru daha soracağım. Tıp fakültesi ve ihraç edilen öğretmenler sayın vekilim. Bunu çok kısa söylüyorum, sonra bitirelim. Tıp fakültesiyle ilgili Allah'a şükür sıkıntımız kalmadı. Evet. Yeni yapacağımız 400 yataklı devlet hastanesi arazisi bitti. Biliyorsun epey sıkıntı çektik. Yer bulamadık. Kaç arazi bulduysak sıkıntılı yaşadık. En son nerede yapılacak son olarak sayın hocam? DSE'nin daha önce 120 dönüm arazi vardı çevre yolunda. Polis okulunun hemen karşı yan tarafında. Yani çevre yolunun üzerinde. Çevre yolunda orayı, polis okulu meselesi. Orayı sağ olsun en son sayın Cumhurbaşkanımız da bir ikisi dahilinde biz gittik orayı talep ettik. Önce olumsuz yazı geldi. Sonra yine bastırınca oranın 70 dönümünü bize tahsis ettiler. Geri kalan kısmı da ben oraya bıraktım ki DSE'ye. Orada inşallah DSE Şube Müdürlüğü'nü, Orman Müdürlüğü'nü, Doğa Koruma Müdürlüğü'nü oraya götüreceğiz inşallah ileriki safhalarda. Kampüs yapacağız orayı. 70 dönemin biz 2-3 aydır, 4 aydır ifrazı için belediyeye başvurduk. Ve dedik ki bize bunun ifrazını yapın, 130 dönemin ifrazını yapın. Hemen projemize başlayalım. Maalesef yapmadılar. Çeşitli bahaneler yaptılar. Yani son 2 dakikamız bilginiz olsun. 18'de uygulaması 70 dönümlük araziyi 40'a indirecekler. 70 dönüm yapacaklardı. Evet. Biz dedik ki 70 dönüm bırakın. Oraya otoparkını yapalım, yeşil alanı yapalım, misafirhanesini yapalım. Yani ne kadar büyük hastanemiz arazisi o kadar olursa o kadar mükemmel bir şey olur. Maalesef ikna edemedik. Ben aramama rağmen, ısrar etmeme rağmen Ekrem Bey, il genel müsteşarıyla, belediye müsteşarıyla ısrar etmesine rağmen olmadı. Sonuçta sağ olsun kayyum atandı. Vali Bey'imizle görüştük. İnşallah onun bir imzasıyla, inşallah belki imza atmıştır bugünlerde. Atacaktır. Biz 70 dönümün hepsini kullanıyoruz. Bayramdan sonra proje ekibi Sağlık Bakanlığı tarafından gönderiliyor. Ve inşallah bu yıl sonuna kadar temelini atmış olacağız. Ve bu hastaneyi eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürerek tıp fakültesinin adımını atmış olacağız inşallah. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Siirt Hastanesi'ne iki sağlıkla ilgili bir şeyimiz daha var merkezde. Hı-hı. Yine Kobani'de biliyorsun Kobani'de Milli Egemenlik Lisesi'nin olduğu bir sağlık merkezimiz vardı. Orayı yaktılar.
Kadın doğumu yaptıkları tamam, gibi, kütüphane evet. yaptıkları gibi orada yaptılar. Şimdi biz orayı yol üzerine alıyoruz. Yeni modern bir aile sağlık merkezi kuruyoruz. Ve oradaki insanlarımıza hizmet olsun diye de onların inadına 112 istasyonu kuruyoruz oraya. 112 istasyonu kuruyoruz. Aile sağlık merkezimizi kuruyoruz. Yine bir müjde daha vereyim burada. Yine eski üç kul binası. Atatürk İlk Öğretim Okulu'nun yanında eskiler hatırlar. Yeniler hatırlamaz. Etibak vardı. Etibak. Evet. Orayı da sağlık müdürlüğüne tahsis ettik. Sağlık müdürlüğü de oraya çok güzel, modern bir aile sağlık eğitim merkezi yapacak. Oraya yine bir halk laboratuvarı kuracağız. Oradaki insanlarımıza da hizmet etme konusunda inşallah en iyi yere geleceğiz. R2 tipi bir laboratuvar yapacağız oraya. Yani kontan parası, boş arazi şu anda. Peki Sayın Vekilim. Son olarak mesajınızı alalım yayınımıza. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin de mesajını alıp kapatıyoruz hocam. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Ama inan bu anlattıklarım benim yaptıklarımın daha onda ikisi bile değil. Aynen öyle. Doludur. Yani biz, daha önce biz yaptığımız şeyleri pek fazla söylemiyorduk. Yani millet işte fazla işte demesin, siyasetçiler şov yapıyor. Biz projelendirdiğimiz, ödenini aldığımız, yapacağımız her şey bunların ödeneği ve planlaması, projesi yapılan ve yapılacak olan şeylerdir. Bizim daha kafamızda çok şey var. Mesela Tarım İl Müdürlüğümüzün 100 bin koyun projesi var. 100 bin koyun projesi. Bir başka i̇nşallah, programda inşallah daha çok... İnşallah 100 bin koyun projesi. Daha sıfır kredili. Onu Bakan Bey'e sunduk ama daha gerçekleşmedi. Daha böyle altyapısını yapamadık. Ergün Bey'le çalışıyoruz o projeye. Söylemedik. Söylemiyoruz. Yani çok evet. projemiz var. Ama altyapısı, projesi, ödeneği olmayan, yapılmayan hiçbir şeyi söylemiyoruz. Benim gücüm Siirt'teki teşkilatımdır, il başkanımdır, halkımızdır. Onlar bize desteğini verdikçe biz bu Ankara'ya da çok ödenek getiririz, çok projeye imza atarız. Yeter ki insanlarımız bize inansın, teşkilatımıza inansın. Sahadayız. Her türlü imkanları seferber ediyoruz. Yani bu korona sürecinde, bu 2 aylık, 3 aylık sürecinde Siirt'lerin çoğu bilir. Bize ulaşmak isteyip de ulaşamayan hiç kimse yok. Hastası olan, yolda kalan, şey olan ne varsa, kazası olan, belası olan herkes ulaşıyor. Bu projenin yanında da bir de insanın derdiyle de ilgileniyoruz. Yani evet. bize şimdi 200-300 tane telefon geliyor. Şuna ulaşmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Yani burada biz AK Parti olarak sahadayız. Evet. Elimizden geldiği kadar memleketimize, teşkilatımızla, il başkanımızla beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaptığımıza da inanıyoruz. Bunun karşılığı dönüşü yani bize insanlarımızın o güler yüzü oluyor. Çünkü siz iş yapmadığınız zaman Siirt'te güler yüz göremezsiniz. Ben ve evet. il başkanım, teşkilatım, il belediye başkanları, belediye başkanlarımız, hepsi genel meclislerimiz, hepsi sahada çalışıyor. 6 tane ilçemizin altısında da belediye başkanlarımız harika şeyler yapıyorlar. Onlara burada da ben teşekkür ediyorum. Pervari, Şirvan, yani Eru, ondan sonra Tillo, özellikle belediyelerimiz, hepsi belediye başkanlarımızla her türlü imkanlarını seferber ediyorlar. Projeler kazı gelip alıyorlar. İlçelerine, köylerine hizmet ediyorlar. Bir bütün olarak, Siirt olarak biz bütünleşmişiz. Şu anda belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, belediye meclislerimizle, genel meclislerimizle hepsiyle biriz, beraberiz. Bu da bizi mutlu sona ulaştırıyor. Güzel projelere imza atmamızı sağlıyor. Yani hepsinden Allah razı olsun. Ben memnunum. Evet. Yani Allah böyle devam etsin. Çok güzel Siirt'le ilgili şeylerimiz olacak inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz hocam. Sağ ol Ali. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar. Bayramımız da tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siirt'te görüşmek dileğiyle. İnşallah Perşembe günü oradayım. Teşekkür ederim hocam. Başınızı teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayında emeği geçen Vedat Aydın, Yahya Kara, Akif Rızat ve burada duran Recep Bey abimize teşekkür ediyoruz. Bir başka programda beraber olmak dileğiyle hepinize mutlu bayramlar diliyorum.